Merhabalar dostlar. Sesle ilgili bir geri dönüş rica edebilir miyim? Sesle ilgili bir geri dönüş rica edebilir miyim? Meteciğim, bilgisayarının sesi açık sanırım. Kendi sesimi duyuyorum. Ses gayet iyi. Teşekkürler. Ali Ahmet Parlak hocam, hoş geldin. Ömer Faruk hocam, hoş geldin. Blok Flüt hocam, hoş geldin. Evet, sesle alakalı güzel dönüşler aldık şu ana kadar. Güzel. Nasılsınız arkadaşlar? Beyler, dileyen Discord aracılığıyla yayına katılabilir. Sesiyle bize destek olabilir. Mete arkadaşımız şu an yayında. Arka taraftan bize destek veriyor. Ancak küçük bir hatırlatma yapayım. Discord'la yayına katıldığınız zaman kendi bilgisayarınızın sesini kısmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha doğrusu tamamen kapatmanız gerekiyor. Benim sesimi normal Discord'dan almanız gerekiyor. Eğer bilgisayarınızın sesini kapatmazsanız ses açısından sağlıklı olmaz. Yusuf hocam, hoş geldin. Ömer hocam, hoş geldin. Sen olmazsan olmaz. Vallahi kara kara düşünüyorum. Ömer hocam gemiye gidecek. Bir 3 5 6 ay bayağı uzun bir süre aramızda olmayacak. Kendisiyle şahsen tanışmadık ama gerçekten üzülüyorum yani. Gerçekten bu YouTube kanalını açtıktan sonra fiziksel olarak görmediğim, tanışmadım ama çok değer verdiğim arkadaşlarım, dostlarım oldu. Canlı yayında hepinize tekrardan bir teşekkür etmek isterim. Sarah hocam, hoş geldiniz. Antidot ekibinden Sarah hocam. Şimdi yayına hazırlanıyorduk. Bir baktık, alarmlar çaldı. Bitcoin yükselen kanalın dışına çıktı. Dolayısıyla en son piyasa değerlendirme videosunda yapmış olduğumuz değerlendirmeler şu an revize olmaya muhtaç bir hal aldı. Yani kripto para piyasalarında zaten değerlendirmelerin ömrü açıkçası maksimum bir gün. Her an her şey değişebiliyor. Yani en son piyasa değerlendirme videosunda ben short yönlü bir hareket beklediğimi, bir düzeltme beklediğimi söylemiştim. Ama beklediğim düzeltme gelmedi açıkçası. Ama şunu da söylemiştim. Evet, short yönlü bir düzeltme bekliyorum. Short yönlü işlem kovalıyorum. Ancak alfa trend indikatörü saatlikte sat sinyali vermeden asla ve asla işleme girmeyelim demiştim. Umarım bu şekilde yapmışızdır. Aydın hocam, hoş geldin. Aydın hocam, Veles kısmına geçtiğimiz zaman eğer dilersen Discord'dan yayına bağlanabilirsin. Veles tarafında senin tecrüben benden daha fazla. Yani ben platformu daha uzun bir zamandan beri kullanıyorum ama son süreçte, son bir haftalık süreçte siz daha yoğun kullandınız. Yayınımıza ilk defa katılan arkadaşlara da buradan bir hatırlatma yapayım. Kripto para piyasalarında bot çalıştırmak derya deniz bir alan ve deneme yanılma yoluyla, deney ve gözlem yoluyla bazı şeyler çözülebiliyor. Dolayısıyla biz Kripto Bodencem Arge isimli Telegram grubumuzda bir iş bölümü yapıyoruz arkadaşlar. Örneğin bugün Ömer hocam OKX borsasındaki yenilenen alım
botunu denedi. İlk defa ben denemedim mesela o botu şu ana kadar. Ömer hocam da eğer yayına bağlanırsa yenilenen alımla alakalı bizi bilgilendirebilir. Yani biz bu şekilde arkadaşlar platformları keşfederken açıkçası yükü bölüşüyoruz. Sesle alakalı bir geri dönüşte alayım bu arada. Ses konusunda biliyorsunuz çok tedirginim. Bir tane canlı yayınımız sesten dolayı hiç oldu. Ses Mikrofon. konusunda gayet iyi geliyor. Devam edebiliriz bu şekilde. Tamam Meteciğim, çok teşekkür ederim. Bir mikrofon aldık. Bir ses kartı aldık. Hatta size bir şurada espri yapayım. Bir saniye dur bakayım. Size kis yolluyorum. Geldi mi kis? Makine tüfek. Nasıl Mete? Tokat. Gayet güzel aslında. Yükselişe geçtiğimizde makinalı tüfeği kullanabiliriz. Bak dur bir şey daha yapayım sonra bu saçma muhabbeti sonlandıracağım. Karga sesi yaptım. Yemin ediyorum oyuncak bulmuş çocuklar gibi. Şimdi yayın akışı konusunda sizleri bilgilendireyim. Her zamanki gibi 40 dakikalık bir yayın planlıyoruz. Ama hiçbir zaman bu planımıza sadık kalamıyoruz. Genellikle yayınlarımız bir saati geçiyor. Dolayısıyla genellikle ilk 40 dakika bana ayrılmış gibi düşünebilirsiniz. Daha sonraki 20 dakikayı da bütün izleyicilerimize ayrılmış gibi düşünebilirsiniz. Ama sadece bu ilk 40 dakikalık bölümün içerisinde tabii ki Discord tarafından misafirlerimiz de yayında olacak. Çünkü her tecrübe çok değerli. Her tecrübeye yer vermek istiyoruz. Aynı zamanda bu izleyicilerimizi Discord yoluyla yayına davet etme olayını bir gelenek haline getirmek benim kişisel amaçlarımdan biri, aynı zamanda Mete'nin. Bu şekilde bir kripto masası gibi bir program içeriği oluşturmak da istiyorum. Herkesin deneyimlerini merak ediyorum açıkçası ve bu deneyimlerin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi kısa bir piyasa değerlendirmesi yapalım. Çünkü piyasayla alakalı bence söylenebilecek çok fazla şey yok. Piyasanın şu an ne yapacağını bence kimse kestiremez. Ama muhtemelen Bitcoin 43 bin yayınını ilk defa biz yapıyor olabiliriz. Çünkü şansımıza öyle oldu. Ben tam yayına hazırlanırken, kıyafetlerimi falan ayarlarken bir baktım alarm çaldı. Yani muhtemelen o beklediğim büyük düzeltme olmayacak gibi duruyor. Muhtemelen bundan sonraki süreçte kanalın üst bandını bir destek noktası gibi kullanabilir. Ama temkinli olalım arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Özellikle alfa trend 1 saatlikte sat vermeden satış yönlü işleme girmeyelim. En son piyasa değerlendirme videosunda da bahsetmiştim. Bu alfa trend çok gecikiyor. Bizi iyi noktalarda işleme sokmuyor tarzı alfa trend indikatörüne eleştiriler var. Yani normal vadeli işlemler kovalayan traderlar olsak bu eleştiriler çok yerli. Kesinlikle katılıyorum. Ancak biz borsa botlarıyla, vadeli işlemler DCA ya da grid botlarıyla ticaret yaptığımız için aslında bu alfa trendin gecikmesi bizler için iyi oluyor. Yani şöyle bir örnek vereyim Bitcoin paritesinde. Diyelim ki, velev ki konuşuyorum. İşte fiyat aşağıya inmeye başladı. Alfa trendin kırmızı çizgisi mavi çizgiye yaklaştı. Şurada olduğu gibi bir destek direnç nokta, şurada olduğu gibi bir destek direnç noktası oluşturdu. Ama alfa trend ne yapacak? Hemen sat vermeyecek. Temkinli bir indikatör. Fiyat alfa trendi aşağıya yakarıp oralarda biraz oyalandıktan sonra sat verecek. Dolayısıyla diyelim ki işte burada birleşsin çizgi. Şuralarda da sat versin. Siz de bir grid bot kuracaksanız eğer şuradan bir satış pozisyonu seçelim. Burada sat versin alfa trend. Hemen ne yaparsınız? Bir önceki en üst seviyeyi gridin en üst gridi olarak belirlersiniz. Risk ödül beklentinize göre de aşağıdaki grid seviyeniz ya da destek direnç noktalarına göre aşağıdaki grid seviyenizi belirlersiniz. Botunuzu kurarsınız. Botu atıyorum short yönlü bir işlem olduğunu farz edelim bunu. Botu bu şekilde kurarsanız normal bir vadeli işlemlere benzer. Ama botu
Mesela şu şekilde kurarsanız bizim bota paçalattırmak dediğimiz stratejiye girer. O yüzden ben şu an bir soruyla devam etmek istiyorum. Bu son bir günlük, 2 günlük süreçte yani alfa trend sat sinyali vermeden short yönlü grid bot kuran arkadaşlar var mı? Kurduysalar eğer parametrelerini paylaşırlarsa ne tarz bir bot kurdular? Şöyle kuş bakışı bir bakalım. TradingView'e çizerek. Ben de o esnada bir soluklanayım. Bir yudum su içeyim. Hatırlatmamı da yapayım arkadaşlar. 1000 aboneye çok az kaldı. Geçen hafta kanalımda ilk defa bir tane video viral olmuştu. Çok hızlı bir şekilde abone sayımız artmıştı. Şimdi birazcık yavaşladık ama olsun, hiçbir sıkıntı yok. Yani şu an 980 abone falan olmamız lazım. Belki bu yayında 1000 aboneye ulaşırız. Öyle bir şey olursa da benim için çok güzel bir hediye olur. O yüzden arkadaşlar, yayını paylaşırsak, beğenirsek, yorum yazarsak, ki yorum yazıyorsunuz zaten, çok mutlu olurum. Yine aynı zamanda şu an videonun yorumlar kısmında sabitlediğim OKX borsası referans linkim ve Veles bot platformu referans linkim mevcut. Aramızda hala da kayıt olmayan arkadaşlar varsa, bu referans linklerinden kayıt olurlarsa eğer, bana da destek olmuş olurlar. Bu ricayı da yenileyim. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında, canlı yayının ilerleyen kısımlarında OKX borsası ve Veles botları ile alakalı konuşacağız. Veles tarafında gerçekten çok iyi işler yapıyoruz. Çok temkinli ama yani böyle maaş mantığıyla işler yapıyoruz. Birazdan Veles platformunu da göstereceğim sizlere. Şöyle bir yorumlara dönelim. X Fatih Karakoya hocam hoş geldin. Allah aşkına XRP'ye bakalım. Gaz gaz. Ömer hocamın gaz. Şimdi devam edelim. Evet, piyasa değerlendirmesini çok da uzatmayalım. Yani her zaman dediğim gibi biz algo traderız. Piyasayla öyle aman aman da çok bir işimiz olmaması lazım. Var tabii ki, eyvallah. Sonuçta kripto para piyasasında işlem yapıyoruz. Tabii ki piyasayla işimiz var. Teknik analizle işimiz var. Ama benim felsefeme göre öyle bir noktaya gelmeliyiz ki çok da umurum, yani ben öyle bir noktaya gelelim istiyorum. Yani çok da umurumuzda olmasın, piyasa aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor, öyle önlemlerimizi alalım ki her koşulda kâr edelim. Ve bu bakımdan güzel stratejiler de oluşturmaya başladığımızı arkadaşlarımıza tekrardan hatırlatalım. BTC tarafında valla bundan sonraki süreçte Allah bilir ne olacağını, gerçekten yükselen kanalı kırdı. Yukarıya doğru yoluna devam ediyor. Mutlaka bir düzeltme gelecektir. Ben short yönlü pozisyon kovalamaya açıkçası devam ediyorum. Veles tarafını hariç tutuyorum. Veles'te hem short yönlü hem long yönlü botumuz var. Bir nevi scalp yapıyor. Giriyor, çıkıyor takır takır. Dediğim gibi göstereceğim. Yani ben şu an, ama onun dışında long yönlü bir alım yapmıyorum. İsterse fiyat uzaya gitsin, hiç umurumda değil. Her zaman önce para kaybetmemek diyorum. Şimdi XRP, valla XRP kendinden bekleneni vermiyor. Yani ben anladığım kadarıyla hocam Allah aşkına XRP'ye bakalım dediğinize göre muhtemelen long yönlü bir işlem açtınız. Yani şöyle düşündünüz. Her şey arşa çıktı. Her şey çok fazla yükseldi. XRP de mutlaka yükselecektir ki çok doğru bir mantık. Sırası gelecektir diyerek long yönlü işlem açmış olabilirsiniz. Ya ama o da sizi şu an açıkçası kanser etmiş olabilir. Çünkü XRP öyle konsolide oldu. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı gidiyor. Yani XRP'ye bir neutral, bunu da söyleyemem. Natural diyorum ben. Geçen bir arkadaşımız yorumlarda yazmış. Hocam sürekli natural bot diyorsun ama natural değil o, natural. Valla natural demek de zor geliyor ama kırmayacağım o arkadaşımızı. Yani bu XRP'ye bir natural bot kurmuş olsaydık mesela 15-14 Kasım'da şöyle, yani gerçekten devasa bir kar getirirdi. XRP bence, bunu da sürekli yeniliyorum ama, patlamaya hazır bir el bombası gibi. Bence asıl büyük boğa koşusunun fitilini XRP ateşleyecek. Ama şimdilik XRP beklenenleri vermiyor.
Ama elbet onun da sırası gelecektir. Yusuf Sonbahar var. Ben ikisine de kayıt olmadım. Ne var? Bilemedim. Anlayamadım mesajınızı. X harfi Mayıs ve Haziran ayrılığında güzel olacak. 1 dolar gelme ihtimali çok şahsi düşüncem. Yani bu X harfinin 1 dolar muhabbeti gerçekten 2018 yılında benim bacağım kırıldığı zaman bu piyasaya ilk adımlarımı atmıştım. X harfinin 1 dolar muhabbeti artık şey oldu yani. Gılgamış destanına döndü. Yani o yüzden bilemiyorum. Yani mutlaka olacak. Ama şu anki durumda X harfi gerçekten konsolide olmuş bir şekilde piyasadan tamamen bağımsız. Ne aşağı ne yukarı. O şekilde gidiyor. Şimdi bu şeyi biraz anlatalım. Tahtadan yapamayacağım bu arada. Tahtayı denedim. Tahtaya çizdiklerim kameraya güzel görünmüyor. Belki küçük bir tahta alacağım. Şöyle şu boy tahtalardan. Bu şekilde yapacağım bir ihtimal. Ama tahta olayını denedim arkadaşlar. Maalesef olmadı. O yüzden geçen Telegram kanalımızda konuştuğumuz muhabbeti şimdi burada TradingView ekranında biraz çizerek anlatmaya çalışayım. Neydi o? Şöyle bir şeydi. Gridbot'la vadeli işlemler arasındaki fark nedir? Mesela bazı arkadaşlarımız diyorlar ki mesela Gridbot kurmuş, bir kar etmiş, atıyorum 50 dolar. Ben diyor vadeli işlem açsaydım çok daha fazla kar ederdim. 250 dolar, 300 dolar kar ederdim. O zaman diyor Grid'in mantığı ne? Yani mantıken matematiksel olarak doğru söylüyor ama gene matematiksel olarak fiyat istediği istikamette gitmeseydi, ters yönde gitseydi zararı da bir o kadar büyük olacaktı. Grid aslında grid botları süreç içerisinde piyasa dalgalanmalarından kar sağlama amacı olan botlar. Dolayısıyla siz botunuzu diyelim ki ayın birinde, ayın başında başlattınız. Örnek veriyorum şimdi. O botun da bir ay boyunca çalıştığını farz edelim. Bir ay boyunca tespit etmiş olduğunuz, belirlemiş olduğunuz alt ve üst gridlerin arasında hareket ettiğini düşünelim. Bu matematikle de vadeli işlemler açan vatandaşın kârı bir oldu, bir eksiye düştü, bir tekrar artıya çıktı, bir tekrar eksiye düştü ama o bir aylık sürecin sonunda fiyat döndü dolaştı aynı noktaya geldi. Hiç kâr edemedi. Fonlama ücretinden de açıkçası zarar etti. Ama böyle bir senaryoda da gridbot kuran arkadaş fiyat dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmiş olsa bile o esnada, o süreç esnasında toplamış olduğu gridlerde muazzam bir kâr etmiş oluyor. Yani dolayısıyla arada böyle bir fark var. İkinci büyük fark da şu bence grid botlar evet vadeli işlemlerin mantığına çok benziyor ama bir vadeli işleme aynı zamanda take profit kademeli alım yani paçal dediğimiz şey ve all in girmeme yani kasayı bölme imkanı veriyor. Yani bu üç tane imkanı toplayıp bir vadeli işleme yedirdiğimizi düşünelim. Şimdi mesela buraya bir pozisyon çizelim. No, işte MİM USDT paritesindeyim. Yükseliş yönlü. Diyelim ki bu işlemi Ahmet arkadaşımız, atıyorum şu an isimleri, satış yönlü bir vadeli işlem yapacak. Diyor ki işte alfa trende yaklaşacak bu fiyat. Çok düştü. Çok yükseldi. Fiyat düşecektir falan. Ben buraya bir şey yapayım. İşte 1000 dolar da kasası olsun bu Ahmet'in. Şuraya da yazıyorum. 1000. Kasa 1000. Şöyle. Heh. Kasa 1000. Hesaplarda kolay olsun. 2x'te kaldıraç yapacak bu Ahmet arkadaşımız. Ve all in girecek. Yani 1000 doların hepsiyle işleme girecek. Tamam mı Ahmet? Vadeli işlemler yapacak. Şimdi Ahmet dedi ki Ahmet de risk ödül oranı olarak 1'e 2 yaptı. Fiyat düşerse kâr edecek. Şöyle risk ödül oranımızı da 1'e 2 yapalım. Bir de Mehmet var. Mehmet de gridbot yapacak şimdi örneğimizde. Ne risk ödül oranımız? Hatta şöyle yapalım. Bunu biraz daha yukarı çıkartalım. Şimdi Ahmet dedi ki ya ben buradan dedi işleme gireceğim. Fiyatın aşağı düştüğünü 0,04'e geldiğini farz edin. Ahmet dedi ki ya da fiyat şöyle yapayım ya. Fiyat şu anki olduğu yerde olsun. Yorumlara bir bakalım bu arada.
Ha Yusuf hocam, bence kayıt olun. Yani birazdan göstereceğim. Bence siz zaten kendiniz de ikna olacaksınız. Fatih Karakaya'dan güzel bir yorum gelmiş. Şimdi Ahmet dedi ki fiyat 0,04. Buradan düşer abi, çok yükseldi dedi. Vadeli işlem açacak Ahmet. 1000 dolar kasası var. 2x kaldıraç yapacak. All in girecek. Kendisine güveniyor. Dedi ki yani ben şurada dedi işte bak dedi mum atmış dedi buraya. Fitil var burada dedi. Burada da fitil var dedi. Hadi biraz daha garanti olsun dedi. Şöyle yukarılara ne yaptı buraya? Stop koydu. Burası stop noktası. Eğer fiyat yukarıya giderse Ahmet 0,0490'da stop olacak. Aşağıya da giderse 0,0338'de kar alacak. Risk ödül oranı da tekrardan ayarlamamız lazım ya, risk ödül oranını pardon yukarı kaydırmıştık. Tamam 1,9 olsun. Çok ince ayar yapmayalım. İşte 0,0291'de de Ahmet kar alacak. Ağzım kurudu arkadaşlar. Ahmet bu noktadan ne yaptı? 1000 dolar çarpı 2x kaldıraçla işleme girdi. Doğru mu? Şu ana kadar bir sıkıntı var mı? Standart vadeli işlemler mantığıyla gidiyoruz. Şimdi diyelim ki kötü senaryo zarar durdur noktasına geldi. %16. Değil mi? %16. Başlangıç fiyatından %16 fiyat yukarıya çıktığı zaman Ahmet stop oluyor. Ahmet 1000 doları 2x kaldıraçla yapmıştı. Yani 2000 dolar üzerinden hesaplarsak siz kendi hesap makinenizden hesaplayın. 2000 doların %16'sı kadar bir zararı olacak. Ben hesaplayayım hemen. 1000 dolar olsa 160 eder. 320 dolar Ahmet zarar edecek. Doğru mu? Mehmet de zarar etsin örneğimizde. Şimdi Mehmet de dedi ki kardeşim bence de bu fiyat düşer dedi Mehmet. Ahmet'le Mehmet piyasanın yönü hakkında aynı düşünüyor. Mehmet de dedi bence de bu fiyat düşer. Tamam. Ama dedi ben dedi normal vadeli işlemler açmayacağım. Grid botu kuracağım. Çünkü dedi riskimi dağıtmak istiyorum. Ahmet de şunu yaptı. Gene aynı pozisyonu çizdi. Şey Mehmet pardon özür dilerim. Mehmet de aynı pozisyonu çizdi. 1000x 1000 dolar sermayesi var. 2x kaldıraçla bir grid botu kurdu. En üst gridi şurası 0,0488. En alt gridi de 0,0289. Ahmet dedi ki düz hesap olsun. Bu en altla en üst arasına 10 grid attı. Burada bir parantez açayım. Marjın tamamını kullandıramıyoruz. Onun sebebini hala da çözemedik. Bir güvenlik marjı ayarlıyor. Yani normalde 2000 dolarla grid botunun işleme başlamasını bekleriz ama 2000 dolarla başlamıyor ama biz bu versiyonda 2000 dolarla başladığını düşünelim. 2000 dolar 10 grid olunca ne yapar? Grid başına 200 dolar yapar. Yani Ahmet birinci noktada Mehmet gene karıştırdım. Mehmet birinci adımda Ahmet gibi İşleme all in girmemiş oldu. Kasasını ona bölmüş oldu. Ama tabii şu alana short açtı ya işlemi, şu alana denk gelecek kadar alımla başladı botu. Diyelim ki bu alanda yeşil alanda 15 grid olsun, kırmızı alanda da 5 grid olsun. Bu arada Ahmet aslında Mehmet aslında şu an bizim bota paçal attırmak dediğimiz taktiği de yapmıyor. Normal vadeli işlemler gibi kuruyor botunu. 15 grid yeşil alanda var. 5 grid kırmızı alanda var. Şimdi 2000 dolar demiştik. Aa pardon 10 grid atmıştı. Burada 6 grid olsun. Burada da 4 grid olsun. Grid başı 200 dolar demiştik. 6 çarpı 200'den Mehmet 1200 dolarlık bir alımla işleme başlamış oluyor. Yani all in girmiyor. Çünkü fiyat düştüğü zaman geriye kalan 800 dolarıyla ekleme yapacak. Dolayısıyla vadeli işlemlerde bir de ne oldu? Şimdi ikinci seçenek çıktı ortaya. Fiyat istediğimiz yönün aksi istikametinde giderse paçal yapma olayı devreye girdi.
Üçüncü noktada grid bot kurduğumuz zaman ne devreye girdi? Fiyat diyelim ki istediğimiz yönde gidiyor. Buralarda emirler olduğu için kademeli take profit, yani kademeli kar al yapıyoruz. Fiyat istediğimiz yönde gidiyor, düşüyor şu an diyelim ki. Düşüyor. Buralarda otomatik emirler gerçekleşiyor ve bot başladığı zaman yaptığı alımı kademe kademe boşaltıyor, karı realize ediyor. Yani Ahmet'in yapamadığı 3 tane şeyi risk yönetimi, all-in girmemek, paçal yapmak ve kademeli take profit özelliklerini Mehmet aynı işleme, aynı şeye, parametrelere grid bot kurarak yapabiliyor. Ha, diğer senaryo, iyi senaryoyu kullanalım. Şey, iyi senaryoyu konuşalım bir de. Ahmet'in karlı çıktığı senaryoyu konuşalım. Eğer, nerede bu kalem? Tahmin doğru çıktı. Fiyat düştü. Laps diye böyle düştü. Ahmet çok güzel kar eder. Doğru. Bir lafım yok. 2000 dolar üzerinden yüzde kaç? %30 karını alır, cebe koyar. Ama biz grid stratejistler olarak fazla da gözümüz yok, garantide gözümüz var. Riski bölmekte gözümüz var. Biz ne yapmış oluruz? Bu böyle bir senaryoda biz de 1200 dolarlık bir işlem hacmi üzerinden kar yazmış oluruz. Evet, Ahmet'ten az kazanmış oluruz. Ama terse gitseydi de Ahmet'ten az kaybetmiş olacaktık. Hatta terse gitseydi şöyle bir şey de olabilirdi. Bir de o senaryoyu konuşalım. Şunu siliyorum. Fiyat başladığı gibi laps. Şöyle yanlış şey almışım. İşleme girdiği gibi ne oluyor ya? Heh. İşleme girdiği gibi stop noktasına geldi. Ahmet pat diye %16'lık 2000 dolar üzerinden 320 dolar zarar yazdı. Biz bu esnada Ahmet'ten daha az zarar ettik. Üçüncü senaryoyu yapalım. Bizim için en iyi senaryo gridçiler için. Fiyat böyle, 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 böyle gidiyor. Şimdi Ahmet diyor ki, ulan botu başlattık, bayağı zaman geçti, fonlama maliyetim var. Bizim de fonlama maliyetimiz var ama parçalara böldüğümüz için Ahmet'inkinden daha az ve Ahmet bu esnada fıtık oluyor. Yani kanser oluyor resmen. Bir karı var, bir zararda, bir karda, bir zararda, bir karda, bir zararda, başlangıç noktasına geliyor, ne karda, ne zararda. Ama biz bu esnada gridler topluyoruz. Grid karlarımız oluşuyor ve çok mutluyuz. Dolayısıyla aslında bir grid botta en önemli şeylerden biri de botun ne kadar süre boyunca işlemde kaldığı. Günlük ortalama ne kadar grid topladığı. Bunlar da çok önemli. Umarım güzel bir şekilde vadeli işlemler grid bot arasındaki farkı anlatabilmişimdir. Şimdi ben bir mola veriyorum. Çete bakıyorum arkadaşlar. Abi ben konuşurken hiçbir yorum gelmemiş. Herkes pür dikkat dinledi galiba. Aynen öyle. Mikrofonlarımızı da kapattık bu arada. Genelde XRP'yi soran arkadaşlar çok fazla. Gruplarda da XRP'yi soruyorlar Caner. Gruplar derken? Bizim Telegram grubunda Ha. bir de buradaki canlı O zaman sohbetimizde. eğer XRP neden bu kadar merak ediliyor bilmiyorum ama belki XRP'yi soran arkadaşlardan biri yayına girebilir. Bu esnada yayına birini davet edelim. Kim müsaitse XRP soran arkadaşlar olabilir. Ömer hocam olabilir. Çünkü yavaş yavaş OKEX tarafına geçeceğiz. Ha, gasa da bakalım kısaca. Aydın hocamı da Veles tarafına geçince alacağız yayına. Yani şimdi Ömer hocam, bir önceki canlı yayında da söylediğim gibi, dünkü piyasa değerlendirme videosunda da söylediğim gibi, gazdaki bu fiyatlanmama, evet, gerçekten bu da insanı kanser eden bir durum, her şey fiyatlanmışken. Ama fiyatlanacaktır. Gaz gerçekten şu an inanılmaz ucuz. Bakın yani hiç fiyatlanmamış. Yani
Ama yani böyle muazzam bir fiyatlanma gazda olabilir. Bu canlı yayından bu esnada klip olarak çekip yayınlayabiliriz yani gelecek dönemde. Ben bu beyaz destek direnç noktasının altına düşeceğine kesinlikle inanmıyorum. Ama fiyatlanmadığı da bir gerçek. Bir de şimdi fark ettim, günlük grafikteyim şu an. Bakın bu ADX indikatörü trendin yönüyle değil gücüyle alakalı bize sinyaller verir. Şimdi ADX indikatörünün güç kaybettiğini, burada 10 Kasım'dan itibaren güç kaybettiğini görüyoruz. Günlük trendde ADX'in günlük grafikte 30'lara gelmesi demek neredeyse diplerde anlamını taşıyor olabilir. Taşıyordur yani, öyle diyelim. Ve 10 Kasım'dan bu yana da böyle gazın konsülde olma süreci gibi yorumlarsak eğer, bu ADX kafasını yukarıya doğru çevirdiği zaman birdenbire şuradaki yükseliş gibi bir yükseliş kaydedebilir. İhtimal dahilinde. Bakın, görüyor musunuz? Fiyat yukarıya doğru çıktığı zaman burada ADX inanılmaz güçlü bir şekilde trendi destekliyor. Yani bence gaz konusunda sabra devam. Gaz botunda çok ciddi güzel bir kar alacağını düşünüyorum. Bu arada her geçen gün grid toplamaya devam ediyor. Muhtemelen bu beyaz çizginin altına düşse bile de herhalde topladığı gridlerden dolayı gene de zarar etmezsin diye düşünüyorum. Çünkü geçen her zaman bot stop olmadan geçirdiği her süre boyunca sonuçta grid topluyor. Bakın zarar, toplam zarar mı 162? Eşleşmiş kar 140 ise zaten toplam zarar şu an 22'dir. Toplam zarar 162 ise kötü. Evet, OKX tarafına yavaştan geçelim. Geliyor musun Ömer hocam yayına? Şimdi şu borsa botlarıyla alakalı şöyle genel bir konuşalım. Genel bir üstünden geçelim. Mete, Yusuf arkadaşımız yardım istiyor senden. Hemen yardımcı oluyorum. Yusuf arkadaşımıza YouTube üzerinden canlı destekten mesaj atıyorum. Discord linkimize ulaşabilir oradan. Yusuf, yayına geldiğin zaman bilgisayarının sesini tamamen kapatıyorsun. Benim sesimi Discord'dan alıyorsun. Eğer bilgisayarının sesini kapatmazsan ne olur Mete? Kapatmaz. Ben de bilmiyorum. Mete bir şeyler dedi ama. Kapat. Eğer Bilgisayarının sesini kapat. kapatmazsa sesimiz yankı yapar, çift taraflı duyulur. Ha, yankı yaparmış, çift taraflı duyulurmuş. Bu televizyondaki gibi. Tamam. Ömer hocam yayına katılamayacak. Yusuf hocam gelsin. Yusuf hocamla bir sohbet edelim. Sara hocam, sizin taraftan da eğer yayına katılmak isteyen varsa Antidot ekibinden yayına davet ediyoruz sizleri de. Bir arkadaşımızı sizin ekibinizden eğer dilerseniz tabii ki. Bize platformunuzu tanıtabilirsiniz. Şimdi benim içerik üretme listeme ben Antidot botunu da aldım. Daha birçok platforma aldığım gibi. Sonuçta bizim kanalımızın işlerinden biri de bot platformlarını incelemek. Ama biz bot platformlarını öyle bir videoda, iki videoda bu işler çok basit işlermiş gibi anlatan kanallardan değiliz. Deney ve gözlem yoluyla anlatıyoruz. Zarar ediyoruz gerekirse. Benim mesela birazdan OKEX'te yaptığım ciddi bir zararı göreceksiniz. Kafamda bir soru işareti var. Onu çözebilmek için çok abuk subuk botlar kurdum. Göstereceğim şeffaf bir şekilde. Yani Sara hocam, dilerseniz sizden de yayına bir arkadaşımız katılıp platformunu kısaca tanıtabilir. Evet, geliyor mu Yusuf hocam? Linkimizi attım. Geldi yani yayını alacağım. Tamam. O zaman ben devam edeyim. Bu arada boşluk olmasın. Şimdi OKX borsası. Ben bir süredir aktif olarak kullandığım borsa OKX borsası. Dediğim gibi kaydı olmayan varsa yukarıda referans linklerim var, kayıt olabilir. OKX borsasını tercih etmemin en büyük sebebi borsa botlarının
diğer borsalarda olmayan özelliklere sahip olması. Bir diğer sebebi CZ'nin istifa haberiyle birlikte Binance'da işlerin ben açıkçası bundan sonraki süreçte yavaş yavaş bir düşüş ivmesinin başladığını düşünüyorum. Veriler de bu düşüncemi destekliyor. Tabii biz OKX borsasına CZ'nin istifa haberinden yaklaşık 2 hafta önce falan başlamıştık. CZ'nin istifa haberiyle bizim OKX'e geçmemiz arasında hiçbir bağlantı yok. Ama sadece ben bir canlı yayınımda Nokia'nın başına gelen şey Binance'ın başına gelirse hiç şaşırmam demiştim. Aptala malum olur derlermiş. Gerçekten de bu cümleyi kurduktan yaklaşık 1 hafta sonra CZ'nin istifa haberi geldi. Benim kişisel tespitim Binance'da Arge tarafında işlerin yolunda gitmediği yönünde. Ben bir kullanıcı olarak memnun değilim. Düzeltirlerse, yeni özellikler gelirse tabii ki Binance'ı da kullanırız. Yani bir borsanın da körü körüne fanatiği değiliz elbette. Nerede güzel özellik var? Nerede kullanıcı güvenliği var? Nerede güzel arayüz var? Basit arayüz var. Stake etme imkanı var. İşte Ömer hocamın çok sevdiği bulut madencilik imkanı var. Özelliklerin çok olduğu borsaları tercih etmekte fayda var. Şimdi buradan alım satımın altında al sat botları var. Bu al sat botlarıyla alakalı kanalımızda OKX al sat şey OKX botları diye bir oynatma listemiz var. Şu an 4 tane video var orada. O videolardan 2 tanesi gelişmiş Moongrid ve sonsuz örgü botuyla alakalı. 2 tanesi de al sat botu marketiyle alakalı. Ben bu platformu şimdi size kısaca tekrardan bir bahsedeceğim. Bu botların genel özelliklerinden bahsedeceğim. Ve daha sonrasında sinyal pazar yerinden bahsedeceğim. Bu sinyal pazar yeri muazzam bir şey. Yeni keşfettim ben de açıkçası. Böyle gördüğüm zaman ilgimi çekmemişti ama muazzam bir şey. Wunderbit platformunu bilenler bilir. Eski kullanıcılar bot olaylarına daha önceden merak sarmış arkadaşlar bilir. Wunderbit platformunu resmen almışlar. Ücretsiz bir şekilde OKX borsasına eklemişler. Wunderbit'te yapabildiğiniz her şeyi neredeyse bu platformda yapabileceğiz. Sinyalle bot oluşturabileceğiz yani. Ya da başkasının sinyallerini kopyalayabileceğiz. Ama biz Bu dört arada arkadaşlarımız geldi yayına. Merhabalar arkadaşlar. Kim geldi? İsim rica edebilir miyim? Yusuf burada. Yusuf. Yusuf hocam hoş geldin. Herhalde mikrofonu kapalı Yusuf'un. Evet, şu an sesim Çok geliyor güzel. ama. Bana gelen ses çok güzel. İzleyicilere de umarım öyledir. Merhaba. Merhaba Yusuf Yusuf, hoş abi. geldin. Hoş bulduk. Tanışalım Tamam abi. abi, sağ ol. Aha. Yusuf ben zaten seni YouTube'dayken bir gün YouTube'da gezerken keşfetmiştim. Orada 400-500 kullanıcım vardı. Ben de botlarla ilgili otomatik işlemler nasıl yapılır diye bir arama yaptırdım. Oradan gördüm seni. Sonrasında ne kadar iyi niyetli çabaladığını o enerjini hissettiğim için Telegram grubuna dahil oldum. Ben de kendi tecrübelerimi zamanla aktaracağımı düşünüyorum. Çünkü Wunderbit diğer bot web sayfalarını kullanıp Binance üzerinden API bağlantısıyla TradingView'da kendi yazdığım botlar üzerinden al sat işlemleri yani algoritmik trading işlemleri yaptım. Ama işte grupta da sürekli konuşuyoruz Telegram grubunda. Yani Binance'deki botların, OKX'teki botların ve Veres'teki botların birbiri arasındaki farkları tam hakim olamadık. Oradaki teknik detaylara seninle beraber daha çok hakim olup piyasa tecrübemizi de işin içine koyup belli bir sistemle ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Ben senin düşündüğün aynısını düşünüyorum. Hani belirli bir sistem, belirli bir kriter oluşturulursa o kriterler üzerinden herkes ilerlerse senin dediğin gibi piyasanın long ya da short olarak hareket etmesi biraz geri planda kalmış olacak. Evet. Şimdi.
Mete, Yusuf hocamın sesini biraz arttırabiliyoruz mu? Bana iyi geliyor da izleyicilere acaba nasıl geliyordur? Ya da izleyicilerden bir geri dönüş alalım. Yusuf hocamı net bir şekilde Yok. duyabildiniz mi arkadaşlar? Gayet net. Gayet net. Çok Sesiniz güzel, tamam. sorun. O zaman şimdi ben söz alayım. Şimdi ben öncelikle kanalımızı takip eden kişilerin, tabii ki bu bir hata, bu bir ön yargı maalesef. Ama varsayılan olarak özellikle işin vadeli işlemler tarafında ya da spot tarafında, yani belli başlı şeyleri bildiğini varsayıyorum. Bildiğini varsaymak zorundayım. Yani dolayısıyla hatta şöyle diyorum bazen. Hatta geçenlerde Ömer hocam, bir kadın arkadaşımız Telegram grubuna katılmıştı. Neslihan Hanım, evet. Neslihan Hanım tam mesela vadeli işlemler tarafında, spot tarafında tecrübesiz. Şimdi dolayısıyla ben de diyorum ki bu tarz arkadaşlarımıza, Kıvanç hocanın kanalını bir hatim edin. İşin temelini oradan öğrenin. Çünkü ben botlar üzerine bir kanal kurdum. Botlarda uzmanlaşmak üzerine bir kanal kurdum. Şimdi dönüp bir de işte borsaya nasıl kayıt olunur? Bir borsadan bir borsaya para nasıl yollanır? Spot işlem nedir? Vadeli işlemler nedir? Çorba gibi kanalda her şeyi bilen, her zaman diyorum ya, her şeyi bilen değil, tek bir şey bilen kanal olalım biz. Onları anlatamam. Açık ve net söylüyorum. Yani hem gücüm yetmez, zamanım yetmez, hem kanalımın konseptine aykırı. Dolayısıyla ben kanaldaki izleyicilerin çok büyük bir kısmını zaten bir temeli olan izleyici diye varsayıyorum, kullanıcı diye varsayıyorum. Öyle olmayan arkadaşlarımız da tabii ki olabilir. Yani piyasaya daha yeni adım atmıştır. Algo trade'e meraklıdır ya da zamanı yoktur. Algo trade yapmak zorundadır ya da bilgisi yoktur. Algo trade yapmak zorundadır ya da psikolojisi el vermiyordur. Algo trade yapmak zorundadır. Tabii ki o arkadaşlarımıza da biz kapımızı kapatmıyoruz. Ama onlara da şunu söylüyoruz. En azından ben tavsiye ettiğim şey Kıvanç Hoca'nın kanalıdır. Kıvanç Hoca'nın kanalını hatim edelim. Net. Oradan işin temelini öğrenelim. Sonra bu, çünkü öyle olursa buradaki şeyler oturur. Öyle olmazsa buradaki şeyler oturmaz. Çünkü şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kripto paralarda bot çalıştırmak diğer bütün şeylerden çok daha zor. Ama nerede zor? İlk başta zor. Anlamaya başladıktan sonra kolaylaşıyor. Ama inanın, bir vadeli işlemler, grid botu kurmak, vadeli bir işlem açmaktan 40 kat daha zor bir şey. O mantığı anlayabilmek, o ne tarz stratejiler yaparım kafada bunu kurgulayabilmek, ne olursa ne olur, ne olursa ne olur bunu kafada kurgulayabilmek ilk başta çok daha zor ama daha sonrasında kolaylaşıyor. Dolayısıyla hocam, hoş geldin tekrardan. Söylediğin şeyler de benim kişisel olarak çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. 5 ay önce bu yola baş koyduğum zaman zaten böyle bir kitleye hitap etmek istiyordum. Demek ki doğru bir şekilde emin adımlarla ilerliyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Güzel işler yapacağız. Ya kesinlikle katılıyorum söylediklerine. Şu an Telegram grubunda olan kitleden bizi birebir takip eden, bizimle sürekli olarak iletişimde olan, sürekli olarak interaktif olan yaklaşık böyle 20 civarı insan var. Orada da 88 üyemiz varmış. Yani zaten o 15-20 kişi bir yere gelecek. Diğerlerinin bir yere gelmesi biraz zor. Çünkü burada Adana'da Hilton'da bir teknik analiz toplantısı vardı o zaman Forex zamanlarında. O zaman şu anda Bloomberg'de vesaire yayına çıkan uzman arkadaşlarımız, abilerimizden Ateşan Aybars gelmişti. Ateşan Aybars da çok çok eski ve çok şey bir duayen bir isimdir. Yani şu anki teknik analiz noktasında yorum yapanların çok üstündedir. Onların da üstadıdır. Ne demişti şimdi ben size bir son bir saate o girmişti ve şey demişti şimdi ben size bir sistem anlatacağım bir strateji anlatacağım ama bunu buradaki sadece %5 uygulayacak ve sadece o %5 kazanacak geriye kalan %95 bunu uygulamayacak çünkü birkaç kez stop olduktan sonra bundan vazgeçecek demişti. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım kazanan sadece ve sadece sabredip uygulamaya devam eden o %5 olacak demişti. Bu da ona benziyor yani grupta 88 kişiyiz. 15-20 kişi interaktif olarak katılıyor. O 15-20 kişi bu stratejilerle, çözümlemelerle yere gelecek.
Geriye kalanlar, interaktif olarak katılmayanlar bir kazanım elde edemeyecek diye düşünüyorum ben. O yüzden katılım önemli diye düşünüyorum. Ya katılım Ve elbette önemli. yanlış da olsa insanlar fikirlerini beyan etmeli, katılım sağlamalı diye düşünüyorum. Çok doğru düşünüyorsun hocam. Ama küçücük bir noktada ayrılıyorum. Şimdi her grupta mesela 100 kişilik bir grup olduğumuzu farz edelim. Herhangi bir toplulukta 100 kişinin 100'ünün de aktif olmasını bekleyemezsin. Bu milletler bazında da böyledir. Yani bir milletten bir tane kahraman çıkar. İşte Mustafa Kemal Atatürk bütün milleti peşine takar. Onun karakteri milletin karakteri olur. Dolayısıyla bizim grubumuzda 20 kişi aktifse eğer oran orantı açısından bu sayı çok iyi. Yani 100 kişinin de 100'ünün de aktif olması matematiksel ve sosyolojik olarak mümkün değil zaten. Ama onlar da yararlanacaktır. Nasıl yararlanacaktır? Bizim Telegram grubunda tartışıp edip daha sonrasında deneyip daha sonrasında emin olduktan sonra video çekip YouTube kanalıma koyduğum zaman zaten o kamuya mal olmuş oluyor. Ama şu noktada katılıyorum. Evet, bizim YouTube kanalımızdaki bir videoyu izleyip bir vatandaş bir bot kurup kâr edebilir ama bunu kendi beynine nakşetmesi için evet bizim kesinlikle Telegram grubundaki tartışmalara, denemelere, yanılmalara katılması şart. Aydın hocam şu an mesela Veles tarafında, Aydın hocam, Tolga hocam onlar bayağı yol kat ettiler. Ben platformu denedim, baktım güvenilir olduğunu, kazandırdığını söyledim ama daha çok denemeleri onlar yaptılar mesela. Öyle bir iş bölümü yaptık. Hatta 2 gün önce Aydın hocamla konuştuk. Ne yaptın hocam dedim. Nedir durumlar? Nasıl gidiyor? Benim Veles platformunda bilmediğim şeyleri Aydın hocamdan öğrendim. Bu normal. Bizde ego yok. Her şeyi biliyoruz falan öyle bir şeyimiz de yok ama biz deney ve gözlemi de açık söyleyeyim. Herkesten iyi yapıyoruz arkadaşlar. Net. Evet, istersen seni yönlendirmek gibi olmasın ama sıradaki konu başlığına devam edebilirsin Evet, diye düşünüyorum. geçelim. Şimdi şu botları şöyle kısaca bir üstünden geçelim abi. Şimdi grid botlar. 4 çeşit grid bot var. Ben size daha çok diğer platformlardan farklarını söyleyeceğim. Gelişmiş ve sonsuz örgü botu yüksek sermayesi olan, burada yüksekten de minimum 3000 diyelim. Ya çok daha yüksek olabilir. Ama minimum 3000 diyelim. Çünkü ben denedim. Aldığım verime göre konuşuyorum. Minimum 3000 dolar sermayesi olan ve gerçekten risk eşiği çok çok düşük olan. Olabilir. Böyle kullanıcılar olabilir. Burada bot çeşitleri tek bir kullanıcı çeşidine göre değil ki çeşit çeşit insana göre. Zaten bakın az kişi kullanıyor bunları. 7159 sonsuz örgüyü kullanıyor. Gelişmişi 19498 kullanıyor. Bu da bize ama mesela spot girdi 318 bin kişi kullanıyor. Vadeliği 175 bin kişi kullanıyor. Şu rakamlar bize aslında kripto para piyasalarındaki yatırımcı sosyolojisiyle alakalı mesajlar vermeye yeter. Sonsuz örgü ve gelişmiş Moon Grid botu tekrar ediyorum arkadaşlar. Yüksek sermayesi olan ve risk eşiği çok düşük olan kullanıcı arkadaşlarımız için. Spot Grid tarafında şöyle içine girelim. Spot Grid'i zaten herhalde 3 aşağı 5 yukarı artık herkes biliyordur. Farkından bahsedelim. Yani güzel özelliğinden. Bu Spot Grid botunun OKX'teki. Şimdi alt limit, üst limit aynı. Grid modu, grid adedi. İşte tamam parite, yatırım. Kar paylaşım oranı bende var. Lider bot trader olduğum için sizde yoktur. Şimdi. Nereye gitti ya? Gelişmiş ayarlar. Evet, şurası mesela yukarı yönlü takip. Bakın bu seçenek harika bir seçenek. Gene aşağı yönlü takip. Bu seçenek harika bir seçenek. Yani bu seçenek şu demek. Sen alt gridini ve üst gridini belirledin. Evet, tamam. Ama ekstra önlem koyuyorsun. Nasıl önlem koyuyorsun? Alt gridini, üst gridini belirledin. Botunu başlattın. Spot olduğu için long yönlü bir bot zaten bu. Fiyat hızlı bir şekilde yukarıya gitti.
En üst gride geldiği zaman diyelim ki orada kâr al var. Yani bot çalışmaya devam etsin. Para kazanmaya devam edeyim. Yukarı yönlü takip ya da aşağı yönlü takip. Fiyat aşağı indi. En alt gridimizin altına düştü. Bot normalde durması lazım. Oraya bir kademe daha ekleyebiliyorsun. Bu güzel bir özellik. Sonra başlangıç koşulu. Anında tetikleme, fiyat tetikleme, RSI tetikleme, Trading View sinyali. Muazzam özellikler. Sonuçta siz burada spot grid bot kuruyorsunuz. Atıyorum spot grid bir bot kuran bir adam. Anında tetiklemeden ziyade mesela RSI 30'u yukarıya kırdıktan sonra kaç dakikalık pariteymiş bu? Şöyle bir bakalım. 1 saatlik parite diyelim ki. RSI 30'u yukarı kırdıktan sonra botun başlasın deyip bir tık daha iyi bir fiyatla botunu başlatabilir. Bu özellik de gene muazzam bir özellik. Aynı şekilde durma koşulu da aynı özellikler var. Gene burada dikkate değer değişimler diye her botun altında burada böyle bir bölüm var. Buraya da girip volatilitesi en yüksek olan pariteleri buradan keşfedebilirsiniz. Şimdi vadeli tarafında ise gene çok güzel bir özellikten bahsedeceğim size. Diğer borsalarda olmayan. O arada bir şeye bakmak istiyorum ben. Mükemmel. Bakın burada şu an vadeli işlemler griddeyim. Oluşturulduktan sonra bir pozisyon aç seçeneği. Bakın bunu dilerseniz iptal edebiliyorsunuz. Eğer bunu iptal ederseniz oluşturulduktan sonra bir pozisyon aç seçeneği varsayılan olarak işaretli olarak geliyor. Eğer bunu kaldırırsanız bu tiki bot aynı natural grid bot gibi hiç alım yapmadan yani long yönlü de olabilir, short yönlü de olabilir fark etmez ama hiç alım yapmadan çalışmaya başlıyor. Ve ben yarın akşam bir canlı yayın daha yapacağım. Yarın akşamki canlı yayında bu seçenek üzerine konuşacağız. Yarın muhtemelen öğlen saatlerinde de kısa vadeli bir bot yaparak bunu deneyeceğim. Ben bu seçenek üzerinden burada bir hedge modunda bot yapılabileceğini düşünüyorum. Şöyle kısaca anlatayım. İşte paritemiz orada USDT, bütün parametreler aynı, her şey aynı. Sadece biri uzun pozisyonda, biri kısa pozisyonda. İkisi de bu seçeneği kaldıracağız. Yüksüz başlayacak işe. Birinin kâr al noktası, diğerinin zarar durdur noktası olacak. Birinin zarar durdur noktası, diğerinin kâr al noktası olacak. Eğer borsa buna müsaade ederse, hedge modunda çalıştırmamıza Binance etmiyor çünkü. Kafamdaki senaryo şu. İki botta yüksüz bir şekilde başladı. İki botta fiyat dalgalandıkça grid alacak. Ama diyelim ki long oldu. Short yönlü botumuz zarar yazacak. Orada öyle bir ayarlama yapmalıyız ki short yönlü botun zararı o esnada aldığı grid karlarıyla örtüşsün. O short yönlü bot ne kar ne zarar kapansın. Zaten o short yönlü bot zarar durdur noktasına geldiği zaman long yönlü bot da kar al noktasına gelecek. O da grid karlarını cebine alsın. Bu şekilde piyasada ne olursa olsun kâr edelim diye kafamda bir strateji var. Bu stratejideki en önemli husus bot başladıktan sonra en azından bir süre çalışması lazım. Grid alması lazım. Çünkü zarar eden botun zararını o botun toplamış olduğu grid kârlarının kompanse etmesi lazım. Yarın akşam bu konuyla alakalı konuşacağız. Bu çok önemli bir konu. Gene aynı şekilde başlangıç koşulu, durma koşulu burada da var. Onun dışında sinyal botu. Ömer hocam katılacak mısın bu arada? Sinyal botunu denemiştin sanırım. Yok bu sinyal botu değil. Bu sinyal pazar yeri. Pardon. Buraya sonra geleceğiz. DCA botları. Vadeli işlemler DCA. Spot DCA. Yenilenen satın alma. Yenilenen satın alma. Periyodik alım için çoklu kripto portföyü. Orta ve uzun vadeli yatırıma uygun itfa edilmiş maliyetler. Bu bot. Yanlışım varsa düzelt Ömer hocam. Sen denedin sanırım bunu. Bu bot satmıyor, sadece satın alıyor.
parametrelerine göre belirli bir fiyat düşüşü olduğu zaman ekleme yapa yapa satın alıyor. O botu mesela şöyle bir, ben burada Boğa'nın yıldız adayları diye bir oynatma listesi oluşturuyorum. Birinci Boğa koşusunda, yani yeni tamamladığımız Boğa koşusunda muazzam değer kazanmış projeler var şu an burada. Mesela bunlara o tarz bir bot koyulabilir. Bunların fiyatı düştükçe kasaya ekleme yapsın gibilerinden. Şimdi vadeli spot DCA'yı zaten biliyorsunuz. Vadeli işlemler DCA, daha doğrusu şöyle diyelim. Bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi DCA botunun grid botundan farkı ne? Öyle aman aman bir farkı yok ama çok küçük, çok önemli de bir farkı var. Şimdi gridde long yönlü olsun işlemimiz, aldı bir kademe üstüne satış koyuyor. Yani bir alıma bir alım emrine bir satış. Bir alıma bir satış. Bir alıma bir satış şeklinde. DCA'da ise DCA botumuz long yönlü olsun. Spot DCA zaten long yönlü olmak zorunda. Fiyat yukarı çıkıyor. Burada zaten bir sıkıntı yok. Fiyat aşağıya düştükçe spot DCA botu gridlere geldikçe, ızgaralara geldikçe ekleme yapıyor. Ama her alımına bir satım emri koymuyor. Alımlarının ortalamasını alıyor. Diyelim ki %1 üzerinden kar istiyoruz. %1 üzerine tek bir satış emri koyuyor. Yani atıyorum DCA botu fiyat aksi istikamette gitti. 10 tane grid topladı. Hacimli bir şekilde düştü. 10 tane gridin ortalamasını alır. Onun %1 üzerine satış koyar. Yani bir sürü alım gridine bir satış gridi şeklinde çalışır. Vadeli işlemler DCA da gene benim bildiğim kadarıyla sadece OKX tarafında var. Çünkü DCA botu grid botlarından daha az risklidir. Getirisi de dolayısıyla daha azdır. Ama işin içine vade girince ne oldu ya? İnternet kesildi demeyin. Yayın durumu iyi diyor. Tamam, of. Yayın durumu güzel güzel, problem yok. Sayfa açtım, hata verdi de ona şaşırdım. Belki OKX tarafında bir sorun olabilir. Bir daha deneyelim bakalım. Enteresan. Kemal Hocam hocama hemen. araya gireyim mi diyecektim de. Nasıl? Araya gireyim mi diyecektim Tabii sen tabii buyurun. anlatırken. Buyurun buyurun. Şimdi arbitraj OKX'e girdiğimde arbitrajı yapamamıştım. Daha yeni Bir başladım. saniye, bir Güzel, saniye, bir gerçekten saniye, güzel. bir saniye, bir saniye. Ömer hocam sen misin? Benim. Desene, ben Bekliyorum Yusuf yani Hoca hala burada. yayında zannediyorum. Desene ben Ömer. Ben Söyledim, işimi bıraktım geldim de bekliyorum. çekti kaçırdım. Hoş İşte geldin sizin Ömer hocam. Tamam. Tamam bu şey sendeyiz. yani Şimdi sendeyiz. OKX gerçekten birçok şeyle avantajları var. Yani Binance'ın tabii ki biraz daha fazla ama her ikisini de değerlendirmekte çok çok fayda var. Bu Binance Spot DCA bence biraz daha yükçü. Çünkü OKX'teki biraz daha yük miktarı giriyorsun. Hani sizin bir ara çektiğiniz videoda şey vardı. TUS'la yaptığımız bu komisyon sıfır olan yaklaşık bir ay falan geçti. Getirisi güzel. Sağlam getirisi zaten. 3 aşağıdan alıyor. Bir satış yapıyor. Yeniden dengeleme butu çok güzel. Tabii burada önemli olan sizin güvendiğiniz varlıkları, kriptoları oraya eklemeniz gerekiyor. Ona göre bir işlem yapmanız gerekiyor. Şimdi Binance'de de Binance'daki yeniden dengeleme buradaki akıllı portföy mü? akıllı portföy. Aynen öyle. Ben hemen oradan görür görmez onu da yapıştırdım. Bitcoin, Ethereum ve OKB. Çünkü OKB tabii benim kendi şahsi söyleyeceğimi söylüyorum da. Yani kendi şahsi görüşüm. OKB benim için iyi. Zaten sırf onun için geldim. Ve OKB ağırlıklı gidiyorum. Bugün de bayağı güzel bir alımlar yaptım. OKB yeniden dengeleme OKX'in şeyinde gayet de iyi gidiyor. Yani düştükleri anda bile o dengelemi sağlıyor. Yani bana zarar getirmedi. Tamam, o zaman İşte akıllı portföyü hepsi. siz bir anlatın takipçilere. Çünkü akıllı portföy botu da aslında bizim Kripto Boden Cam kanalının finansal stratejilerinden en önemlisi biliyorsunuz botlardan alınan karı değerli projelerde değerlendirmek üzerine. O yüzden akıllı portföy modu karımızı değerlendirme kısmında aslında bence çok kullanışlı. Hocam siz bir akıllı portföy botunu bir İzleyenlere bir anlatın bakalım. Ben aradan çıkıyorum. Hatta ben müsaade varsa
Ömer hocam konuşurken bir kahve yapıp geliyorum. Suyum da bitti. Olur mu arkadaşlar? Valla hocam öyle bir şey sordun ki yani sizler varken daha teknik detay ve ben görsel olarak yani işleyişini biliyorum ama böyle teknik detayına giremem. Yani o Ömer kadar hocam böyle zaten bizim bu elmasın. yayına izleyici davet etmemizdeki, arkadaşlarımızı davet etmemizdeki şey buraya çıkın, takır takır anlatın benim gibi, öyle bir şey yok. Zaten ama isteğimiz de o değil. Doğalmış gibi yapmadan her seviyeden, her bilgi seviyesinden, her kültürel sınıf kelimesi doğru olmaz. Her kültürel konumdan izleyicilerimizi katıp herkesin tecrübesi çok değerlidir mantığıyla yapıyoruz. Siz anlatın, ben bir suyumu tazeleyeyim geleyim. Eyvallah hocam. Yani sonuçta biliyorsun madencilik sektöründe benim biraz daha bilgi deneyimim var. Ben uzun vadeli odun ve garantili yatırımlar bana daha çok cazip kılıyor. Yani riskli işleri short, long yönlü işlemleri pek fazla sevmiyorum ama grid botunda bu işlemle girdiği zaman da gerçekten güzel kar ettim. Yeniden dengeleme botu dediğim gibi yani güvenebileceğiniz özellikle bu boğa sezonunda altyapısına inandığınız projeler varsa onları değerlendiririz. Ben yaklaşık 30-40 tane parça denedim. Bunların üçünü yani 30 parçasını çıkardım. Son 10 parçasını bir yeniden dengeleme olarak devam ediyor. Şu anda bahanesi gayet güzel gidiyor. Düştü, yükseldi. Yani yaklaşık 35 gün falan mı? 30 kusur falan olması lazım. Yani bu içine koyduğunuz o projeleri hem onların ne kadar iyi olduğunu güvenizi kazanıyorsunuz açıkçası öyle diyeyim yani teknik olarak dediğim gibi pek zayıfım. Bunun dışında OKX'in arbitrajı biraz karmaşık geldi bana. Müşteri temsilcileri biraz yardım ettiler. Ben tabii daha önceden işlem açtığım için o işlemi durduktan sonra level yükselmem gerekiyormuş. Canan hocam duyarsa onu söyler ne diyorlar bir şey diyorlar da onu yükseltmem gerekiyormuş. Olmadığı için de ben de bir alt hesap oluşturdum. Yani kendi OKX borsanızda varsa bir alt hesap oluşturarak onu bir isim verdim. Oradan işlem yapıyorum şu anda. Denemek amaçlı olduğu için düşükten alıyor ve yüksekten satıyor. Tabii ki OKB ve USDT pratiklerini kullanarak yaptım. İlk etapta yeni açtığım bir portföy olduğu için orada şey yoktu. Yani sadece stabil coin vardı. Bu sebepten ilk başta sadece de alım gerçekleştirdim. 0-1 oranla böyle düşük miktarlarda denemek açısıyla. Bunu gerçekleştirdikten sonra ikisini de her iki bacağı aktif hale getirerek bir yandan alıyor bir yandan satıyor. Bu şekilde yapıyorsun. İşlem bittikten sonra tekrar geri gelmiyor. Tabii bizde bot alışkanlığı olduğu için bunu manuel olarak yapıyorsunuz. Ama oturduğunuz yerde bunu sürekli dalgalanmalardan gerçekten kar edebiliyorsun. Bu oran düşük olduğu için getirisi tabii düşük oluyor. Haliyle şey yapabilir yani bir adetlik ya da iki adetlik alacağınız coin'i o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yani seçenek yatırımcının kendi stratejisini oluşturur. O şekilde bilimseyebilir. Ben şu an deneme aşaması devam ettiğim için arbitraj gerçekten hoşuma gitti. Tabii ki hepimizin en çok sevdiği kazanmak, kar getirisi olması. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Benim diyeceklerim bu kadar. Tamam hocam. Başka da hani liquid swap olayı var. Liquid swap olayını da şimdi konu dağıtmak istemem de burada da var. Onu da ileriki zamanlarda deneyeceğim. Binance'da zaten uzun süredir yaklaşık 3,5 seviye falan açtı. Liquid swap gerçekten bana göre güzel. Zaten kodulcusun yani uzun vadeli düşünüyorsun. Burada da bir şekilde değerlendiriyorsun. Ama OKX'in borsasındaki likit swap nasıldır? Ona bakmadım. Ve bay bir seçenekleri falan var. Onları da zaman içinde değerlendireceğiz. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah Ömer. Şimdi Emre Gürçay arkadaşımız sen ne anlatıyorsun be abi demiş. Vallahi bir şeyler anlatıyoruz. Aga yani ne diyeyim. Ben de Fenerliyim onu diyeyim bari sana. Beşiktaş'tan dönme Fenerliyim. Eskiden Beşiktaşlıydım. Eski başkanımız Aziz Yıldırım tutuklandığı zaman. Ne oldu lan, yorum silindi. Lan niye sildin Mete? Mete öyle yorumları
Silme, gerek yok. Biz Hemen görev edindik ya, biz görev adamıyız ama kötü bir şey oğlum olduğunu hemen dıp. durun. Burada o zaman bir parantez açayım. Şimdi geçenlerde bir tane arkadaşımız o yorumu geri getirebiliyorsa Mete geri getirelim ya. Kötü bir şey yazmamış ki abi muhtemelen. Bir de şey, geçenlerde bir arkadaşımız videoların altına yorumlar yazmış. O konuyla alakalı ben küçücük bir şey söyleyeceğim ya. Ömer falan gerek yok hocam dedi de. Şimdi hangi videoydu o? Hangi videoydu? Ya hatırlayamadım şimdi. Videolardan bir tanesinin altına bu işler yalan dolan, kanmayın. Botlardan çok zarar ettik. Sizi kandırıyorlar. Bunlar dolandırıcı falan. Yani vermiş, veriştirmiş. Şimdi ben de yorumunu silmedim. Başka bir içerik üretici olsa pat diye silerdi. Sonuçta YouTube o gücü bize veriyor. İstemediğimiz yorumları anında bir işaretle silebiliyoruz. Ben yorumunu silmedim. Altına da yazdım. Hocam tamam belli ki zarar etmişsin. Kripto para piyasalarında bot çalıştırmayı çok kolay bir şeymiş gibi anlatan bazı içerik üreticileri izlemişsin. Çok kolay bir şey olduğunu zannetmişsin. Hazır para yatarak para kazanmak. İşte uyuyorum, uyandım. İşte uyuyarak para kazanıyorum. Tiyatro yapanları izlemişsin. Çok kolay zannetmişsin, yüksek para yatırmışsın, zarar etmişsin ama bu işi hakkıyla yapmaya çalışan bir tane içerik üreticiye de gelmişsin, dolandırıcı diyorsun. Yani o yüzden o yorumu ibretlik olsun diye silmeme kararı aldık. Telegram grubunda arkadaşlarıma danıştım. Ne yapalım dedim bu yorumu, silelim mi, kalsın mı? Ama adamlık öyle bir yorumu silmemeyi gerektirir. O yorum da orada ibretlik olarak kalsın. Arkadaşımız bence kanalımızı takip etsin. O yorumun sahibi. Telegram grubumuza da abone olsun. Bir şeyleri öğrenmeye çalışsın. Bizden öğrenerek bir ihtimal bu ön yargıyla öğrenebileceğini zannetmiyorum ama zararını kurtarabilir. Bu açıklamayı yapmak istedim abi. İçimde kalacaktı yoksa. Şimdi Ömer hocam, DCA fiyat %2 yükseldi. Hiç düşmeden giderek daha da yükseldi. Artık alım yapmayacak mı? Yapmaz abi. Şimdi DCA fiyat 10 seviyesinde diyelim ki. 10 tane de grid attık. Onu fiyatın mevcut fiyatın seviyesinin altına 10 tane grid atıyor ya. Ve sen botunu başlattın, fiyat hiç düşmedi, yukarıya doğru gitti. Aslında bu gridler fiyatla birlikte yukarıya çıkıyor. DCA botun mantığı şu. Fiyat yükselirken kâr etmek değil, düzeltmelerden kâr etmek. Bir düşüş oldu, düzeltme başladı. Birinci grid çalıştı, alım yaptın. Fiyat düşmeye devam etti. İkinci grid'e geldi, alım yaptı bot. Fiyat düşmeye devam etti. Üçüncü grid'e geldi, alım yaptı. Attığın 10 grid'e kadar hiçbir sıkıntı yok. Çok rahatsın. Bu topladığı gridlerin sürekli ortalamasını alıyor. O ortalamanın, sen kâr al %1 dediysen örneğimizde, o ortalamanın %1 yukarısına kâr al koyuyor. Ama dediğim gibi botunu başlattın. Hiç aşağı düşmedi. Fiyat yukarıya doğru devam ediyor. O yerleştirmiş olduğun gridler parametrede artık ne dediysen atıyorum %1 dediysen fiyatla arasına %1 yani ilk grid fiyatla arasına %1 mesafe koyarak fiyatı yukarıya doğru takip ederler. Biz DCA botta düzeltmelerden kâr etmek üzerine kurgularız senaryoyu. Yeniden dengeleme botu iyidir. Dediğim gibi gridden ya da vadeli işlem DCA'dan ettiğin karları değerli olduğunu düşündüğün projelerden bir yeniden dengeleme botu yapıp o şekilde değerlendirebilirsin. Ama yeniden dengeleme botu günlük trade ya da öyle bir şey değil. Uzun vade yatırımcılar için olan bir bot. Yani diyelim ki senin çok güvendiğin 10 tane proje var. İşte gridlerden de atıyorum. 500 dolar kâr ettin. Bu kârı o çok güvendiğin projelerde yeniden dengeleme botuyla değerlendirebilirsin. Ama tabii piyasa düşmeye başlayınca atıyorum haftalık grafik sat verdiği zaman yeniden dengeleme botunu durduracaksın tabii ki de yani. Şimdi OKX ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Sadece çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Burada sinyal botu olarak görünen şey buradaki sinyal pazar yeri. Burada arkadaşlar
Bu konuyla alakalı video olacağı için şimdi burada detayına girmiyorum ama burası çok güzel bir platform. Dediğim gibi Wanderbit platformunu resmen, yani Wanderbit değil tabii ki, Wanderbit'i örnek olsun diye söylüyorum ama Wanderbit platformuna benzer, orada yapabildiğimiz, aşağı yukarı her şeyi yapabildiğimiz bir sistemi OKX almış, borsasına ücretsiz olarak koymuş. Burada biz ne yapacağız? Atıyorum Tilson T3 indikatörü den gelen sinyallere göre bir scalp botu burada tasarlayabilirsin. Dersin ki, ama TradingView'e ücretli üye olman lazım. Fiyat dersin, Tilson T3'ü yukarıya kırdığı zaman bu bir alım alarmı oluşsun. Alım alarmını oluşturursun TradingView'de. İşte fiyat Tilson T3 indikatörünü aşağıya kırdığında satım alarmı oluşur. TradingView ile OKX borsasını birbirine bağlıyorsun. TradingView'den gelen alarma göre o alarm sinyal olmuş oluyor. OKX tarafında alım satım yapabiliyorsun. Eğer ki dediğim gibi sonuçta bir alım sinyaline ihtiyacın var, bir satım sinyaline ihtiyacın var. Minimum iki sinyale ihtiyacın var. Eğer swing trade yapacağım dersen 4 sinyale ihtiyacın var. Yani long işleme gir, long işlemden çık, short işleme gir, short işlemden çık şeklinde. Dolayısıyla ücretli üye olman gerekir TradingView'e. Ama ben ücretli üye olmadan bu sinyal pazarını kullanacağım diyorsan da tek bir seçeneğim var. Bir alarm yapma hakkım var ücretsiz versiyonda. Alım alarmı oluşturursun bir tane indikatöre. Alarmla alırsın şeyi, coin'i, paritayı artık neyde çalıştırıyorsan. O alarmın atıyorum %3 üstüne take profit, %1 altına zarar durdur emri koyarak tek bir alarm kullanacaksan, ücretsiz kullanacaksan sadece bu stratejiyi yapabilirsin. Bu konuyla alakalı bilgilendirme videosu çekilecek. Bu konu birazcık karışık bir konu. Bu konuyla alakalı anlayabilmeniz için aynı zamanda TradingView'deki alarmları da çok iyi kullanmanız lazım. Geçici sinyal nedir, kalıcı sinyal nedir? Bunları da çok iyi bilmeniz lazım. TradingView'deki geçici sinyal, kalıcı sinyal olayını kavramanın yolu da İki tarzda alarm kurup 1 dakikalık grafikte o alarmların nasıl çalıştığını anlamak lazım. Ciddi bir konu, karışık bir konu. Bununla alakalı detaylı bir içerik üreteceğiz. Şimdi OKX tarafını artık bırakıyorum. Veles tarafına geçeceğim. Soru varsa OKX ile alakalı alayım. Evet, Veles tarafına geçelim. Bir piyasaya bakalım ya kısaca. Ne olmuş şu Bitcoin? Evet, 44 bine doğru gidiyor Bitcoin maşallah. Ömer Faruk hocamın işlemi var tabii. Gitmesini istemiyoruz biz şu an, düzeltme isteriz yani. 46 binde stop olacak çünkü. 46.300'deydi sanırım stopu Ömer hocamın. Ömer Faruk hocamın. Şimdi Veles. Veles platformu arkadaşlar bir bot platformu. Veles platformu ile alakalı kanalımızda şu an 3 ya da 4 tane oynatma listemizde videomuz var. Onları izlemediyseniz mutlaka izleyin. Açık açık söylüyorum. Bu Veles platformundan biz şu an şey gibi, günlük yevmiye gibi, aylık gibi para kazanıyoruz. Net, takır takır. Üyeliğiniz yoksa mutlaka üye olun. Onu da hatırlatmasını yapayım. Hem bu videonun, bu canlı yayının yukarıda pinlenmiş şekilde referans linklerim var, hem de videoların altında var. Mutlaka bu Veles platformuna üye olun. OKX'e üye olun. Daha sonrasında API anahtarıyla bu Veles platformunu OKX borsasına bağlıyorsunuz. Buraya bir depozito yolluyorsunuz. Normal kripto para piyasalarında depozito yollamak gibi. Bizim burada ettiğimiz karın %20'sini Veles kendine alıyor. Yani aslında mantıken ücretsiz bir bot. Kar paylaşımı üzerine kurgulanan bir bot. Burada hazır botlar var. Eğer dilerseniz kendi botlarınızı kendiniz yapabiliyorsunuz. Wiki kısmı var. Bu wiki kısmında çok güzel makaleler var ki bu makaleleri zaten hepsini tek tek okuyun, defalardır bunu söylüyorum. Makaleleri okuyun ki nasıl çalıştığını anlayın. Ama şöyle diyebiliriz. Veles platformu kısaca bir vadeli işlemler DCA bot platformu.
Ama OKX borsasındaki vadeli DCA botundan bazı farklı özellikleri var. Bu farklı özelliklerinde en başında en belirgin olanı marjini kitlememesi. Yani siz OKX'te bir vadeli işlemler DCA botu kurdunuz diyelim ki 100x kaldıraçla 5x kaldıraçla 100 dolar. Bu sizin marjinizi direkt kilitliyor. Kitlemek zorunda. Çünkü neden? Borsa tarafında emirler direkt atanıyor. Emirler atandığı için de marjinizi kilitliyor. Bu tarafta ise sinyal oluştuğu zaman alım yaptığı için marjini kitlemiyor. Bu da bize düşük sermaye ile birden fazla bot kurabilme imkanı veriyor. Şimdi nasıl diyeyim? Şöyle Telegram tarafına gidelim. Şimdi burada Veles'ten gelen sinyaller burada Telegram'da bize mesaj olarak geliyor dostlar. Bakın benim karlarım hep çok küçük. Nerede? 0.2, 0.1, 0.4, 0.6. Genellikle 0.2 karlarım. Ama takır takır geliyor. Sürekli 0.2, 0.2, 0.2 geliyor. Şimdi buradan istatistiğe bakalım. Dün yani 5 Aralık, dün değil yani 5 Aralık gece 12'den beri diyelim. 18.45 dolar burada para kazanılmış. Şimdi ne kadar paradan kazanılmış? Onu da söyleyelim. OKEX borsasına bağlı şu an. Benim OKEX borsasında 1000 dolarım var. Ama bu bot şu an 1000 doların hepsini kullanmıyor. Ne kadarını kullandığını da açıkçası bilmiyorum. Şu an ne kadar işlem var bilmiyorum. 4 tane işlem var şu an. Yani bir kısmını kullanıyor işte şu an. Birazdan bir tane bot kurarız. Kullanabileceğim marjinden ne kadarını kullandığını da anlarız. Şimdi burada sürekli kâr ediyor bu bot. Sürekli kâr etmesinin sebebi şu. Bu bot ne? Yani bu botun zarar etme ihtimali %0'a yakın. Tabii benim kurduğum parametrelerle kurarsanız ki benim kurduğum parametrelerde aslında manuel olarak gelen parametreler. Aydın hocamın da biraz yönlendirmesi oldu tabii ki. Çünkü o dediğim gibi benden daha fazla tecrübe etti. Botun çalışma mantığı şu. 10 tane emir atıyoruz aşağıya. Fiyat düştü. Birinci emir gerçekleşti, alıyor. Fiyat biraz daha düştü. İkinci emir gerçekleşti, alıyor. Fiyat biraz daha düştü. Üçüncü emir gerçekleşti, alıyor. Bu gerçekleşen alımların %0,5 üzerine kâr al emri koyuyor. Bu emirde yani gerçekleşiyor. Çünkü bir fiyatın %0,5 yukarı çıkmaması imkansıza yakın. Ciddi düşüşlerde bile mutlaka küçük bir düzeltmede olacaktır. Yani şöyle TradingView ekranından göstereyim. Mesela şu an yükseliyor değil mi? Bizim burada bir BTC'de bir short yönlü bir botumuz olduğunu düşünün. En kötü senaryo yani BTC hayvan gibi yükseliyor şu an. %0,5. Şu kadar. Şu kadarcık bir oynaklıkta zaten kar alıyor kaçıyor. Yani aslında vadeli işlemler scalp DCA botu demek bu botlara daha mantıklı olacaktır. Gene aynı şekilde Telegram grubuna gidelim mesela. Bakın burada 1 slash 10 sipariş tamamlandı diyor. Yani 10 tane grid atadın diyor. Birincisi gerçekleşti diyor. Bakın genellikle 1-10. 1-10'lar 0,2 kar getiriyor. Çünkü bir tane grid almış. Fiyat 0,5 yukarı çıkmış. Satmış. Devam edelim. Yukarı doğru. Eski 1-10. 0,1,9. Yani iki grid aldığı bile o kadar az ki. Çünkü gerçekleşiyor 0,5 kar al emri. Bir tane iki grid aldığını bulayım. Burada ne olmuş mesela? Short yönlü bir botmuş. Fiyat yukarıya çıkmış. Birinci grid'e gelmiş. Ne yapmış? Almış. Short işlemi açmış. Ama fiyat düşmemiş. Yukarıya çıkmaya devam etmiş. Ekleme yapmış. Bir short işlem daha açmış. Sonra fiyat 0,5 aşağı düşmüş. 0,4 kar alarak kapatmış. Burada şu an benim bir tane bot yok Veles'te tabii. Kaç tane bot var onu da size söyleyeyim.
12 tane şu an çalışmakta olan botum var. Bunlardan 6 tanesi short yönlü, 6 tanesi long yönlü. Şimdi long yönlü botları filtreledim. Şu an long yönlüler işlemde sinyal bekliyor, sinyal bekliyor, sinyal bekliyor. İkinci sayfaya geçelim. Sinyal bekliyor. Long yönlü botlardan 6 tanesinden 5 tanesi sinyal bekliyor, bir tanesi işlemde. Short yönlü botlarda da aslında tam tersi bu sefer. İşlemde olanlar fazla. Yani long yönlüler işlemdeyken shortlar genellikle sinyal bekliyor. Shortlar işlemdeyken genellikle longlar sinyal bekliyor. Aslında biz hedge yapmak mantığıyla bu araştırmaya girdik. Mantıken biz şu an hedge yapmıyoruz. Çünkü hedge tek bir parametrede iki koşulda da kâr etme stratejisidir. Biz şu an burada piyasadaki her durumda kâr etme üzerine 6 tane bot yükseliş yönlü piyasa hareket ettiği zaman çalışıyor, kâr ediyor. 6 tane bot düşüş yönlü piyasa hareket ettiği zaman daha aktif olarak çalışıyor, kâr ediyor. Ve dediğim gibi zarar etme olasılığı neredeyse, yani imkansız demeyeyim ama imkansıza yakın. Şimdi bir tane kuracağım. Hem şu an borsadaki ne kadar marjinimi kullanıyor onu da görmüş oluruz. Bu esnada sorusu olan varsa ben de bir kahvemden ve suyumdan bir yudum alırken soruları alayım. Aydın hocam müsaitse bu arada yayına katmak istiyoruz Aydın hocamı. Tekrardan bir hatırlatma yapayım. Aydın hocamın bir süredir yorumunu görmüyorum ama Aydın hocamı bir bekleyelim. Ömer hocam, Aydın hocamı arayabilirsin belki. Bize bir yayına gelecek mi, gelmeyecek mi? Belki çocukları var onun, evli. Belki şu an videoyu izlemiyor da olabilir, yayını izlemiyor da olabilir. Ama bir ulaşabilirsek eğer yayına gelecek mi gelmeyecek mi ben ona göre eylem alacağım. Dolu dolu bir yayın gidiyor bence. Tam 1,5 saattir yayın yapıyoruz. Ben açıkçası hiç sıkılmadım. Düşmeden hiç yukarı, yani hiç düşmeden yukarıya giderse alım yapmaz. Gridler fiyatı takip eder yukarıya doğru. Düzeltme yapmasını bekler. DCA'da her alımlar bir satışla eşleşip satış gerçekleştikten sonra kâr al emri gerçekleştikten sonra o sürece bir döngü deniyor. Birinci döngü bittikten sonra ikinci döngü başlıyor. Aşağı yukarı hepsi 0,5 kar. Ömer Faruk hocam. Bu Veles'teki. İyi akşamlar Caner hocam. Sesim geliyor mu? Aydın hocam. İyi akşamlar. Hoş geldin Aydın hocam. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Hocam kısacık bir ricam olur mu? Tabii tabii buyurun. Siz biraz mikrofonu benden devralın. 1,5 saattir konuşuyorum. Bir 2 dakika bir sigara molası yapıp geleyim ben ekranın karşısında içmeyeyim. Olur mu? Sıkıntı yok. Ben yaptığım şeyleri anlatırım burada. Aynen ben zaten yok ben zaten giriş kağıdı yapıp öyle hemen bir kameranın karşısından çıkacağım. Şimdi arkadaşlar yayının başında da dediğim gibi biz Telegram grubumuzda böyle iş bölümü yapıyoruz. İş bölümü yapmak zorundayız. Yani iş bölümü yapmamıza rağmen yetişmiyor. Gerçekten bizim yerimize koyarsanız kendinizi anlayacaksınız. Çünkü bu şöyle bir şey. Yani bir bot kurmanız lazım. O botu kurmadan önce bir öğrenmeniz lazım. Buradaki akademideki makaleleri okumanız lazım. Ama en nihayetinde ne derler? İş başında öğrenilir. Deneme yanılma yoluyla öğrenilir. Dolayısıyla biz de ne yapıyoruz? Bu sefer denemeye başlıyoruz. Denemek demek aynı zamanda gözlem sürecinin başlaması demek. Bir gözlem süreci oluyor. Bunların hepsi zaman maliyeti olan şeyler. Aynı zamanda bazen de kaybediyoruz. Para maliyeti de oluyor. Yani ben dediğim gibi yarın akşamki canlı yayında bahsedeceğim taktiği denedim geçen.
Valla 2 saatte falan 174 dolar zarar ettim, açık söyleyeyim yani. Ama ya manyak gibi alım satım yaptım. Manyak gibi yani. Yarattığım hacmin haddi hesabı yok yani, öyle diyeyim. Ama şimdi onu hedge olarak yaparsak biri zarar ederken biri kâr edebilir yani. Ama 174 dolara mal oldu gerçekten bu bana. İsterseniz buradan göstereyim yani. Yarın o videoda göstereceğim. Şimdi vakit yok. Şimdi dolayısıyla Aydın Hocam da Veles tarafında bir süredir ben platforma girdim, denedim platformu. Evet, güvenilir platform dedim ama daha sonrasında Aydın Hocam devraldı. Denemeler, yanılmalar yaptı. En son bir fikir alışverişi yaptık. Evet dedik. Bu Veles tamamdır. Bizim alet çantamızda Veles bundan sonraki süreçte olacak. Dolayısıyla şimdi Aydın Hocam, ben senin tecrübelerini hem ben tekrardan hem bütün dinleyicilerimiz dinlesinler diye mikrofonu sana veriyorum. Ben de duyuyorum bu arada. Sesimle de gene şey yaparım. Sadece bir sigara içebilmek için kadrajdan çıkacağım arkadaşlar. Buradayım yani. Mikrofon sende hocam. Tamam Caner Hocam. Şimdi arkadaşlar ilk Veles platformunu kurduğunuz zaman yapmanız gereken buranın mekaniklerini anlayabilmek için yapacağınız ilk iş bu dolar bir botu kuracaksınız. Şimdi ben yaklaşık 4-5 gündür, bir haftadır bunu deneme yapıyorum sürekli. Tolga hocamla beraber de denemeler yaptık. Yani beraber derken o daha agresif, daha hızlı işlemlere girip çıkıp daha karı yüksek işlemler yakalamak için bir model oluşturdu kendine. Bense çok daha küçük bir marjla, 150 dolar gibi bir marjla başladım ben. Bir marjla 5 tane coin'e hem Caner Hocam'ın dediği gibi hem long yönlü hem short yönlü her coin'e 5 tane coin'e 10 tane bot kurdum. 10 tane bot kurduğumda ben bu 1 dolar botun içine girdiğiniz zaman siz de görürsünüz zaten. Ben de bu taraftan yapayım yavaş yavaş. Şimdi bunun 3 tane ayarı var 1 dolar botta. Diğerlerindeki mekanikler farklı. Bu 1 dolar botta Hocam, 3 dinliyorum. pardon, ya mikrofon sesimi alıyor zannediyorum. Siz anlatın, sizin an ya arkadaşlar şey diye düşünmesin ya, işte ekranı göremiyoruz şu an Aydın Hoca'nın ekranını. Aydın Hoca'nın anlattığı her şeyi ben şey alıp veri olarak alıp zaten Aydın Hocam'dan sonra kuracağım bot. Göster, onun anlattığı her şeyi tekrarlayıp Tekrar uygulamalı ederiz da tekrar. yapacağım. Aynen. Aynen hocam. Şimdi 3 tane model var. İlk işte işlem çiftimizi belirliyoruz. Gireceğimiz botta kullanacağımız marjı giriyoruz. İşte kaldıracımızı belirliyoruz. Ondan sonrası önemli aslında. Hani marjımızdan sonraki kaldıracımızdan sonraki bölüm önemli burada. Şimdi burada tutucu dediğimiz bir algoritma var. Ilıman dediğimiz bir algoritma var. Bir de agresif algoritma var. Şimdi tutucu algoritma tamamen işini sağlama bağlayanlar işte çok böyle güçlü yani geçen günkü mesela bu birden fiyatın zıplaması, inmesi, kalkması yani dündü sanırım. Olan olaylarda hiçbir şekilde en ufak bir bot kapatma problemi şunu bunu yaşamadım. Hakeza bugün de öyle. Bugün mesela bu yani kendini çok korumacı hisseden insanlar için tutucu. Hatta tutucuyla başlamanızı tavsiye ederim. Botun dinamiklerini öğrenene kadar tutucuyla başlamanızı tavsiye ederim. Biraz önce Caner Hocam'ın gösterdiği botta mesela 10 emir vardı. Alt tarafa veya üst tarafa ızgara döşenen. Bunda tutucu da 20 tane emir döşüyor. Yani çok daha yani %40, %50 civarında o coin'in düşmesi veya çıkması lazım ki sizi lik etsin. Öbür türlü illaki arada bir yerde kar alıp çıkıyoruz zaten. Bunda 20 tane emir diziyor tutucuda. Limanda 15 tane diziyor. Agresifte 10 tane emir diziyor. Yani parametreler böyle. Yani bunların ilk başlarken benim size tavsiyem tutucuda başlayın.
işlem biraz az girecek. Fazla sayıda bot kurun. Yani hani fiyatları küçük tutun. Mesela hani para kazanma hırsıyla değil de öğrenme hırsıyla işte 5 dolarlık bot kurun. İşte 5 dolarlıktan 10 tane coin'e kurun. Daha fazla sinyal gelir en azından. Çok az sinyal geliyor. İşte botum hiç sinyal şeye girmiyor diye düşünmeyin. Bu şekilde deneyimleyebilirsiniz. Sonra alt tarafa doğru iniyoruz. Hiçbir şeye dokunmuyoruz alt tarafa doğru. Öğrenene kadar tabii. Hiçbir şeye dokunmuyoruz. Bot başlatma parametrelerine geliyoruz. Botu başlatma parametrelerimiz şimdi bizim en önemli konularımızdan birisi. Yani botumuz nerede işleme girecek, nerede çıkacak? Bu parametreler belirleyecek işlemlerin. Gene burada tutucu, ılıman ve agresif var. Agresif de yaptığınız zaman sürekli botunuz işleme girip çıkıyor. Ama tabii zarar olasılığı daha fazla diyelim. İşleme doğru yerden girmiyor. Yani girmiyor derken sizin tabii risk iştahınıza bağlı. Öyle söyleyeyim. Ben şu anda ılımanı kullanıyorum ama yani daha böyle hani muhafazakar insanlar tutucu da kullanabilir. Tutucuyu kullanırsa ilk başta hatta tutucuyu kullanırsa çok daha faydalı olur. İşte hep dediğimiz şey tecrübe edinmek, tecrübe edinmek, tecrübe edinmek. Yani ben buraya başladığımdan beri en ufak bir lig problemi yaşamadım. En ufak bir herhangi bir sorun yaşamadım ve 150 dolarla günlük 10 dolar civarı para alıyorum. Yani öyle bakın olaya. 5 coin'de altına üstüne hani hem short hem long yönlü 10 coin 10 botta günlük 10 dolar civarı hani koyduğum meblağa bakınca 150 dolar 10 dolar çok ciddi para. Yani bir ayda 300 dolar yani bir ayda şeyi ikiye katlayacak neredeyse kasayı. Yani tabii bu iyi senaryo. Ama işte tutucu da kullanırsanız hani ben ılımanı da kullanıyorum. Tutucu da kullansaydım belki de bu rakam mesela günlük 10 dolar olmazdı da işte 3 dolar 5 dolar olurdu. Ama inanın kazandırırdı yani her türlü. Hocam bir parantez açayım. Bence bu botun gerçekten zarar yapma ihtimali yok. Yani şöyle yok. Şimdi Ya %100 değil. Hiçbir şeyin %100 garantisi yok biliyorsun hocam. Ama hani çok riski çok düşük. Hani o dediğim tutucu ayarlarla çalıştırırlarsa inanılmaz düşük risklerle çalışırlar. yok şöyle diyeceğim. Yani en kötü ihtimal mesela şimdi diyelim ki biz burada 10 tane long yönlü bot kurduk. Tamam mı? Ve fiyat işte o bir önceki boğadaki ATH gibi fiyat artık döndü. Aslında ayı başladı diyelim ki ve biz ayının başladığının farkında değiliz. Bu düzeltme falan diyoruz. Şimdi aralarda 0,5 yukarıya çıkıp kar almama ihtimali yok. Yani öyle bir mum olmalı ki bir saatlikte mesela öyle bir mum olmalı ki saatlikte bir kerette %10 aşağı alsın. Yani tamam oldu. Bu piyasada bazı parametrelerde bu oldu. Ama zaten Hocam, biz burada parametreleri de yanlış. seçerken birazdan bot kurarken anlatacağım. Rastgele seçmiyoruz. Bize bu Veles'in bir yapay zekası var. Bazı parametreleri öneriyor. O parametreler üzerinde kuruyoruz. En kötü ihtimal TradingView tarafında alfa trend indikatörü atıyorum günlükte sat verirse long yönlü botlarını kapatırsın abi. Yani lig olma ihtimali bence zaten %0. Zarar etme ihtimali de çok düşük. Gene en kötü ihtimal ne yaparsın? Ben dün mesela bir tane bot yanlış kurdum. İki emir atmışım yanlışlıkla hocam. Seçmemişim sol paritesinde. Bir tane grid fiyat düştü. Bir gridi aldı. Fiyat biraz daha düştü. Diğer gridi de aldı. Fiyat düşmeye devam ediyor. Benim sol botumda 10 dolar falan zararım var. Veles tarafından botu durdurdum. Borsa tarafından da ne kâr ne zarar noktasına satış koydum. Fiyat bir tık yükseldi. Ne kâr ne zararla o parite kapandı. Çok küçük müdahalelerle. Hocam bir araya girebilir miyim? Evet. Şu anda tutucu modda şeye bakıyorum. Yüzde en alt gridin yüzde kaç olduğuna bakıyorum. Bir tane botta görüyorum. Şu anda %40. Hani sizin söylediğiniz %10 en fazla düşer bilmem ne diyorsunuz ya. Yani %40 düşene kadar koruyor.
Ve o %40'ın da yani hiç düzeltme almadan, ki buradaki düzeltmelerden kastımız %0,5. Yani öyle bir mum olmalı ki hiç düzeltme almadan böyle laps diye çakılmalı yani. Yani ya hani olmaz olmaz 1 milyonda bir de olsa olma Olabilir, şansı evet. O var mı yüzden var mı? Ama imkansız çok çok demiyoruz ihtimal. ama imkansıza yakın diyoruz. Evet, ben şimdi tekrardan sustum. Zaten anlattım arkadaşlara baştan aşağı. Siz bir tane kurarsanız ben da buradan böyle yardımcı olarak şey yapalım. Tamam. Şimdi bir şey diyeceğim. Siz biraz da anlatın. Ben hangi parametrelerde kurmuşum? Onu bir tespit edeyim. Kurmadığım parametrelerde kuracağım. Siz bir tık daha bana Ha, vakit verin. onu da söylemeyi unuttum. Onu da Evet. söylemiş olayım ben. Parametreler açısından. Hangi coin'e kuracağınız konusunda kafanız karışıyor olabilir. İşte ben hangi coin'e kuracağım, hangi coin daha mantıklı, hangisi mantıksız. Şimdi burada ticaret çiftini seçerken orada 2, 4, 6, 8, 10 tane bize bu çiftler diyor son 24 saat içinde en karlı işlemlere sahiptir diyor. Yani veles bir veri veriyor bize. 10 tane çift vermiş bize burada. Matic, Fil, işte DYDX, AVAX, GTM gibi. 10 tane işlem çifti vermiş. Bunlar da diyor çalışırsanız diyor bu çiftlerde daha karlı diyor bunlar diyor. Yani bunlardan birini seçebilirsiniz. Ha, bu 10 tane vermiş. 10 tanesini seçtiniz. 10 tane bot kurdunuz. Daha da seçeceksiniz. O zaman tabii farklı yerlerden bot ararsınız. Yani şey işlem çifti ararsınız. O ayrı. Evet. Karar verdiniz mi hocam? Evet, devre alabilirim. Heh, buyurun. Şimdi bu hocamın söylediğiyle alakalı bu parametreler gerçekten çok önemli. Yani hiç kafanıza göre bir parametre seçmeyin. Gerek yok. Yani fantezi yapmaya gerek yok. Orada Veles'in yapay zekası bize son 24 saatteki en iyi pariteler bunlar deyip bir öneri sunuyor. O önerileri değerlendirin. Aynı zamanda Veles'e girdiğiniz zaman Veles'in Telegram gruplarına üye olacaksınız. Bakın burada Veles Community, yani Veles'in evrensel Telegram grubu diyelim. Her gün bize, yani bir önceki günün en iyi paritelerini zaten burada mesaj atıyor. Ve bu parametreleri de zaten aslında yapay zeka bize sunuyor. Ve dolayısıyla yapay zekaya güveniyoruz biz de. Bir tane şimdi kuralım. Ben kurduğum pariteleri not ettim. Aynı paritede kurmayayım diye. Şimdi gene S1 bota. Ha, bu arada ben S1'de kurdum. Dedim ya, 12 tane botum var. 6 tanesi long yönlü, 6 tanesi short yönlü. S1'de kurdum. Ton Charger'da kurdum. Bunların 3 aşağı 5 yukarı parametreleri aynı arkadaşlar. Ya aynı değil tabii, farklar var da mantığı hep aynı yani. İşte atıyorum BTC Basket'te kurdum. BTC dediğine bakmayın. Botun ismi BTC. İstediğiniz paritede kurabilirsiniz. Bunu da kurdum. Vitalik. XRP Scalper. Ada Genius. Şu Şimdi üçün Ömer de hocam tamam. onların istatistiklerine biraz zaman geçsin. Bunların istatistiklerine de bakabiliriz. Hangi botun ne kadar getiri Bakacağım. getirdiğine, hangisi güzel çalışıyor, hangisi iyi çalışmıyor. Yani daha iyi getirisi olanları da bu şekilde çözebiliriz. Aslında siz daha mantıklı bir şey yapmışsınız. Ben hep dolar bir bot üzerinden gittim. Evet, bunu zaten sizinle konuştuğumuz için ben de ne dedim hatta size Evet. kişisel konuşurken, dedim ki hocam ben hem video içeriği çıksın diye hem de karşılaştırmalı bir analiz yapalım diye dedim. Evet, Her aynen. birinde bir short bir long kuracağım dedim. Eğer ben unutursam siz bana hatırlatın. İstatistikler kısmından zaten bu canlı yayında bakacağım. Evet. Hangisi daha verimli gidiyor gibilerinden. Şimdi S1'e giriyorum arkadaşlar. Ya yani dolar bir, pardon. Dolar 1'e girdim. Yukarıdan borsamızı seçiyoruz. Okey, yani API anahtarıyla bağlıyoruz ya Veles'e. OKX Futures. API anahtarı seçili geldi zaten. Long short, buradan onu seçiyoruz. Long'u seçtik. Şimdi bize diyor ki ticaret çifti. 24 saat boyunca önerilen çiftler. Şimdi bu önerileri dikkate alın. Şimdi buraya gidip de siz ya ben Bridge'de kuracağım ya demeyin. Derseniz ne olur? Bir şey olmaz. Ama ne gerek var? Yani doğru mu hocam? Aynen. Yani kazananları söylemiş zaten adamlar. Bunun üzerinden gidiyorum ben.
Yani şu anda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Burada verilenlere kuruyorum ben sadece. Tamam. Ben şimdi mesela OP'de kurmamışım. OP'yi seçtim. Depozito. Heh, bakın. 858 dolarımı şu an kullanabiliyorum. OKEX tarafında, OKX tarafında 1000 dolarım var. OKX borsasında. Bakın tam 12 tane botum aktif. Şu an 150 dolarını marj olarak kullanıyor. Dediğim gibi borsadaki DCA botundan en büyük farkı o. Borsadaki DCA botunda emirleri direkt atadığı için marjınızı kitlemek zorunda. O yazılım o şekilde. Ama burada sinyal geldiği zaman alım yaptığı için marjları emirleri önceden atamıyor. Dolayısıyla şu an 150 dolarımı sadece tutuyor. Şuraya 100 yazalım. Kaldıraç olarak 5 seçiyorum. Birazcık daha denedikten sonra bunu yavaş yavaş önce 10'a sonra 20'ye arttırabiliriz. Dediğim gibi risk eşiğinizle alakalı. Burada agresif seçiyoruz. Yani biz yaptığımız deneme yanılma yollarında agresifin daha iyi sonuç verdiğini gördük. Burada tekrardan parantez açıyorum arkadaşlar. Ya lütfen çekinmeyin, şu makalelerin hepsini okuyun. Agresifi seçtik. Zaten üst üste gelmek dediği şurada fiyat değişikliği çakışması, emir sayısı, martingale, girintisi. Mesela ha, burası mesela. Burada eğer şimdi değiştirmeyeceğim de söylüyorum. Burada eğer böyle hepsini seçerseniz bu sefer borsadaki mantık olur. Evet, bu sefer işte marjı kitler. Emirleri önceden atar. 10 tane gridin, bakın şurada emir sayısı 10 ya, yani 10 grid ya. 10 tane gridi için gerekli marjı burada kitler. Bir yaptık o yüzden. Getirdiği gibi. Dokunmuyoruz, dokunmuyoruz, dokunmuyoruz. Heh, burada filtreler kısmı önemli. İşleme giriş için önemli bu filtreler kısmı. Bakın normalde tutucu dersek tam 6 tane filtre geliyor. Bu şu demek. Bu botun işleme girmesi için bu 6 tane koşulun hepsinin aynı anda gerçekleşmesi demek. RSI 5 dakikalıkta 50'nin altında olacak. RSI 30 dakikalıkta 50'nin altında olacak. RSI 1 saatlikte 55'in altında olacak. CCI göstergesi işte değerler burada. Bakarsınız siz de, uzatmayayım şimdi. Biz burada arkadaşlar ılımanı seçiyoruz. Agresifi seçersek de fazla işleme giriyor. Yani gerek yok. Ilımanı seçiyoruz burada. Ilımanı seçtiğimiz zaman şu 3 tane koşulun bir araya gelmesi lazım. RSI 5 dakikalıkta 55'in altında olacak. RSI 30 dakikalıkta 65'in altında olacak. CCI 1 saatlikte 85'in altında olacak. Ki bot emir oluştursun. Burada hesaplama var. Buna bastığınız zaman da yapay zeka önceki verileri hesaplayarak, geçen ayki verileri hesaplayarak bir ay boyunca 23.371 sinyal oluşmuş. Diyor ki aslında bu da çok muazzam bir rakam değil mi hocam ya bu arada? Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir ılıman ya, Yani tutucu yapsak ne hesaplayacak bakın. bu parayı buraya bağlayıp bırakıp yatsan yani 23 bin tane işleme girecek. Bunun hani yarısının işlem yaptığını düşün. O hani biraz önce diyordun ya sen 20 sent geliyor işlem başı. Bu 20 sentler 23 bin tane olunca çok ciddi rakamlar oluyor hocam. Ya 23 bin rakamı bana gene de Olmuştur. Aresa yani 3 tane parametre sonuçta. O 3 parametre bir araya gelir hocam ya. evet. Şimdi şu şeyi merak et. Tutucu da hesaplatacağım bir de şu 13 saniye bir geçsin. Tabii. Orada rakam ciddi bir sayıda düşecektir emin olun. Bakalım 5, 4. Geri sayayım. Yani sanırım bu arada herkes pür dikkat dinliyor. Kimse yorum yazmıyor. Arkadaşlar arada bir yorum yazın ya. Soru sorun. Sorusu bir şeyler yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız böyle ünlem yumruk falan yapın ki YouTube bu videoları canlı yayınları daha sonra izleyicilere önersin yani. O yüzden bir jargonumuz da olsun. Hiç yorum yapmıyorsak bile böyle arada düzenli olarak bir dakikada bir yorum yapma hakkınız var. Yumruk mumruk sürekli bir şeyler yapalım. Gözünüzü seveyim. Destek. Truva'da diyor ya 13 bine düştü hocam. Ciddi düştü hakikaten ya. Çok ciddi. Ben diyorum Çok ya. ciddi düştü. Yani. Agresif yapalım bir de be, onu da deneyelim. Tabii. Ya şimdi şöyle bir şey var Caner Hocam. Buraya ilk başlayacak platformu tanımak isteyen birisi için yani botun mantığını anlamak isteyen birisi için bence tutucuda başlaması bile bu 13 bin bile çok ciddi bir rakam yani. 13 bin tane sinyal gelmesi bir ayda.
Ya şimdi bence de tutucuda başlasın. Çünkü zaten mantıken biz de tutucuda başladık. Evet. Kavrayabilmesi için az işlem Evet. açsın ki bot, mesela botunuz işlem açtığı zaman OKX tarafında, OKX tarafında bunu takip edebiliyorsunuz. Yani ama tabii şimdi bizim botumuz maşallah şu an makine gibi işlem açıp kapatıyor. Makine gibi işlem açtığı zaman ben açıkçası şu an kendi botlarımı Blockfield. borsa tarafında takip etmekte zorlanıyorum. Ama Evet şimdi bir tane hocam. botun olur, tutucu versiyonda olur, az işlem açar, borsa tarafından da tam mantığını kavrayabilirsin yani. Buyur hocam. Hocam Blockfield aynı zamanda sizinle beraber bot kuruyorum diyor. Çok iyi. Arkadaşlar burada bir küçük hatırlatma daha yapayım. Ya gerçekten destekleriniz çok önemli. Şimdi birazcık tripliyim size. Gene, ya size derken şu anki izleyiciler anlamında değil. Şu anki izleyiciler can ciğer, onda bir sıkıntı yok. Ama yorum konusunda, normal yayınlanan videolardan bahsediyorum kanaldaki. Yorum konusunda, beğeni konusunda desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen, gerçekten çok emek veriyorum. Ben çalışıyorum aynı zamanda yani. Tam zaman YouTuber değilim. Turizm sektöründe çalışıyorum. O yüzden zaten varsayılan olarak aslında kanala yüklenen bütün videoları izlemeniz lazım ki bu canlı yayınlar hedefini bulsun, anlayabilin. Yani ben bir akademisyen kafasıyla yürütüyorum bu işleri. Şey gibi oluyor öbür türlü. Üniversitede işte hocam hiçbir derse girmemiş öğrenci geliyor vizeden önce, bu nasıl, bu nasıl, bu nasıl? Olmaz ki abi. Yani o yüzden derslere katılmanız lazım. Bizim de burada derslerimiz ne? Videolar. Kanalda yayınlanan videolar. Videoları izleyeceğiniz ki canlı yayınlarda bir işe yarasın yani sizin açınızdan. Doğru mu hocam? Doğru, aynen hocam. Aynı zamanda Veles'e kayıt olup OKX'e bağlarsanız da bana maddi desteğiniz olmuş olur. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şeyi de hesaplayalım şimdi. Agresif yaptık. Niye böyle oldu hocam? 30 Kaç gösterdi? 30 bin gösterdi. Bir dakika ben görmedim orayı tam nereden yaptınız? Bir de ben denemek istiyorum yani. Hocam niye böyle oldu biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Son bir aylık süreçte piyasa sürekli yukarı yönlü hareket ediyor ya. Evet. Çok alım sinyali üretmemiş olabilir gerçekten. Yani piyasada alım yönlü zaten bir ağırlık var ya, o yüzden alım yönlü çok sinyal üretmemiş olabilir. Bende 30.975 çıktı hocam. İşte bende de öyle çıktı. Yani ılımandan aman aman bir fark. Hatta ılımandan az çıktı sanırım. Yok 23.000'di o. Ha, Bu tamam. 30.000. Evet. Ha, tamam. Ha, 23.000 doğru, neredeydi? pardon ya. Çok özür dilerim. Ben bir an ılıman 230 bin gibi aklımda kaldı. Tamam, sıkıntı Hayır yok. hayır. Evet, arttı. Tamam. Şimdi evet, şu an botumuz hazır. Ön izleme diyelim. TradingView ekranını açacak. Şimdi bu ekran şu anlama geliyor arkadaşlar. Bakın. 10 tane şöyle küçültüyorum, küçültüyorum. Botumuzu çalıştırdığımız zaman mevcut fiyatın altına tam şöyle yapsam daha iyi göreceğiniz ama bu sefer de ekrana sığmıyor. Ha, şöyle yapalım. Birazcık daha küçültelim. Mevcut fiyatın altına 10 tane ızgara atayacak. Fiyat düştü. Şuradan. Birinci ızgaraya geldi. Bot alım yaptı. Ve 0,5 yukarıya çıkmadı diyelim ki fiyat. Çıkarsa zaten oraya bir yerlere koyacak ya, kâr al emri. Kâr aldı. Düştü ikinci ızgaraya. Düştü üçüncü ızgara. Dört. Hiç yukarı çıkmıyor. Ama aralarda tabii buradaki bütün alımların ortalamasını hesaplayıp hep %0,5 yukarıya kâr al emri koyuyor. Böyle küçücük minnacık düzeltmelerde kâr alıyor. Kâr aldıktan sonra aşağıya bir 10 tane daha aslında ızgara atmış oluyor. Gidip de işte dediğim gibi 15 dakikalık grafikte şöyle bir mum olursa o tabii zarar ederiz o zaman. Ama olmaz yani öyle bir şey de yani. Hocam isterseniz bir ölçün oranın Ölçeyim. şeyini de mesafesinde. Ölçeyim. Ya o kadar şanssız olamayız yani. Benim bildiğim kadarıyla bu %30 olması lazımdı bunun da. Aldım. %15.
Yani 15 dakikalıkta Laps diye %15'lik düşüş mumu atacak. Ve dediğim gibi hiç yani 0,5 düzeltme yapmadan direkt Laps diye yani. Ki o öyle bir mum atsa bile aslında o mumun da içinde biliyorsunuz aslında gene düzeltme noktaları var. Yani 1 Ben dakikalık grafiği açtım şu an. 1 dakikalıkta insan %0,5 ha, hocam bir dakika. şu kadarlık bir alan. İnsanlar rahat etsin diye ben aslında işte onun için söyledim. Biz hani mesela bunu şeyde seçtik ya şimdi ılımanda. Bunu agresifte seçtik bunu. Pardon, özür dilerim. Yukarıda seçiyoruz ya bunu. Agresifte seçtik. Ilımanda seçersek bu %40 civarında, E tabi. %30 civarında. Şeyde seçersek de, tutucuda seçersek de %40 civarında bir koruma sağlıyor. Yani insanlar kendini nerede rahat ettirecekse o yüzdelere onda başlasın. Hatta daha ilk başta tutucuda başlasın. Net yani bu. İlk başlayanlar. Tabi yani şimdi tabi bu sefer nasıl diyeyim ya şey gibi düşünün bir arabayı modifiye ediyorsunuz. Araba hızlı gitsin derseniz ne olur? Kaportadaki ağırlıktan, kaportanın sağlamlığından kısmanız gerekir, değil mi? Aynı mantık. Şimdi siz tutucu yapıp 10 grit değil de 20 grit dediğiniz zaman bu sefer kullandırmak istediğiniz marjı 20'ye böleceği için işleme az girecek. O da dolayısıyla kar marjını düşürecek. Yani örneği şu an Veles'ten vermiyorum. 10 bin dolar 10 grit 1000 bölü 10 her grid başına 100 dolarlık işlem gibi düşünün. Ama bunu 20 grid yaparsan aşağıya doğru riski azaltmak için bu sefer işlem başına 50 dolar kullanır. Bu da 100 doların 0,5 ile 50 doların 0,5'i matematiksel olarak farklıdır. İşlem başına karın düşer. Yani bu şey gibi biraz gerçekten araba modifiye etmek gibi bir şeyi arttırdığın zaman bir şeyi kısmak zorundasın. Ha, bir de hocam şöyle de bir şey yapabiliriz. Mesela şimdi çok volatil bir dönemdeyiz mesela. Ne tarafa gideceğimiz muamma. Aşağı mı yukarı mı, düzeltme çok sert gelebilir işte bilmem ne deniyor. Bu dönemde çok volatil dönemde mesela tutucuları yapıp bırakıp rahatça kafamızı yatarız. Sonra yani şey döneme girdiği zaman normal yatay seviyeye geçtiği zaman o zaman işte agresife geçebiliriz. Hocam ben açıkçası senin gibi düşünmüyorum. Yani çok kafası rahat etmek isteyen adam bu botu kurarken zarar durdur emrini de koyabilir. Doğru mu? Tabii ki, tabii ki. Bitti gitti. Daha Yani bunun ötesini inşallah ileri düzeyini yapacağız. Orada yani izleyen stop var, ondan sonra izleyen kar al var. Yani hani birçok şeyimiz var daha. Ekstra şeyler var bu botun tabii içinde. biz Daha bu arkadaşlar daha kendi yeteneğimizi katmadık ha Veles Bot'a. Onu da hem söyleyelim. Biz şu basit an biz platformu sizden bir tık iyi tanıyoruz. Doğru mu? En basit şekilde anlatıyorum ki insanlar hani ilk başlayanlar en basit şekilde öğrensin. Zaten ileri seviyesinde anlatacağım bunun Tabii. inşallah. Yani beraber anlatacağız Tabii. inşallah bunu Kendi yani. yeteneklerimizi daha katmadık yani. Biz mevcut botları ılımandır. O iki tane seçeneği değiştiriyoruz şu an sadece. Devam edelim. Tamam, ekranda da gösterdik TradingView ve ekranında nasıl oluştuğunu. Şimdi bot oluştur diye benim bir kodum var. Önce parametreyi sonra yönü yazıyorum. Ha, OP'di, long'tu. Şimdi buraya OP yazıyorum. Long yazıyorum. Oluşturmak, başlatmak. Bakın bazen hata veriyor. Nereye gitti o bot? Ha, ikinci sayfaya gitti tabii ki de. Sinyal bekliyor. Doğru mu? Şimdi aynısının aynı short dedim. Bakın şuna da dikkat edelim. Ha burada bir evet. Bir saniye. Bir saniye. Ben dün bunu Aydın hocamla konuştum. Sonradan fark ettim ben de. Düzenle diyelim. Şimdi burada az önce kurduğumuz bottayım şu an. Az önce kurduğumuz botta OP long ne demiş? %15 yazıyorum önümdeki kağıda. Emir sayısına %10, şeye %5, girintiye de %0,2 demiş. Tamam, attık bunu bir kenara not aldık. Şimdi bir bot daha oluşturuyoruz. Short. Ha bak OP'yi gene önerdi. Tamam, OP seçelim abi. Daha iyi oldu bak. Gene OP. Aynısı. Her şey aynı. Bakın hala 850 dolar kullanabilirsin diyor bu arada. Neden?
Cevap verin. Neden? Arada öğretmen gibi soru soruyor. Evet. Çünkü Aynen. az önce kurduğumuz bot daha sinyal alıp işleme girmedi. Gene 100 yazalım şuraya. 5 diyelim. Şimdi bakın ne yaptı? Bu sefer değiştirdi. Short'a göre burayı tekrardan hesapladı. Yani şöyle düşünmeyin. Bu agresifin parametreleri hep aynı değil. Buranın yapay zekası bir şekilde piyasaya göre, parametreye göre burayı tekrardan konumlandırıyor. Bu az öncekinde 15, 10, 5 şeklinde yazmıştı. Şimdi 30, 15 şeklinde yazdı. Biz elimizle buradaki rakamı değiştirmiyoruz. Yapay zekasına güveniyoruz. Ben Aydın hocama onu sormuştum. Elinle değiştiriyor Piyasanın musun? aynen yok hayır. Değiştirmiyoruz. Piyasanın yükselebileceğine inanıyor şu an. Evet. Siz de elinizle değiştirmeyin yani. Şunu demek istiyorum. Bu parametre aynısını long'da bu parametrelerde kurmuşum. Short'ta da bu parametrelerle kurayım demeyin. Yapay zekaya güvenin. Burada neyi seçiyorduk? Ha, ılımanı seçiyorduk. Tamam. Bot oluştur. OP short oluşturmak, başlatmak. Bakalım hata vermiş mi? Hata da vermemiş. Ne oldu şimdi? Kaç botumuz oldu abi? 14 tane botumuz oldu arkadaşlar. Şimdi biraz da istatistikler kısmına gidelim. Şimdi burada 05 12 yapalım şurayı. 05 pardon onları. Hepsini şey yaptık. Aralık 5. Niye olmadı ya? 4. Tamam. Şurası da 5 olsun. Ha. Şimdi 5 Aralık'ı görüyoruz şu an, değil mi? 18 yani 5 Aralık gece dün yani 12.00 gece yarısından itibaren 18,67 dolar kazanmış. Tabii bunun %20'sini Veles'e verdik. Binde 80'ini falan da borsaya verdik. Olabilir, olacak yani. Ben hiç takılmıyorum Para yani böyle kazanıyoruz şeylere. hocam. Vergisini vereceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Öyle yani. Şimdi burada filtreleme nasıl oluyor? Dur bakayım. Fırsatlar değil, botları seçin. Gözümüzle bakacağız ya. Şuradan kazanca gelelim. Heh. Şimdi mesela bir tanesi 4,29 kazanmış. Doğru, doğru okuyorum değil mi hocam? S1 bot. Parametresi önemli değil. S1 bot şu an iyi gidiyor. Önde. Bir tanesi 3 dolar kazanmış. The basket long 3 dolar kazanmış. 2,25 kazanmış biri. Scalper 2,25 kazanmış. Şu an galibiyet şeyde. Evet bir tanesi mesela 0,22 kazanmış. Yani sadece 1 sent kazanmış. Ton. Yani. Ya mesela atıyorum. Tonu iptal edeceğiz. Onu da S1 yapacağız. Tamam. Yani şu ana kadar S1, BTC Basket, XRP Scalper isimli botların daha iyi performans verdiğini gördük. Aynen. Ne demek ki? Ne aldık? Şimdi bir bilgi daha yaptık. Ben yarın o ton, mon, ıvır zıvır yani şuradan tekrar bakalım. Bu tonu iptal ederim. Bunu iptal ederim. Bullish Vitalik. Ada Genius. Bunu iptal ederim. Bu sefer onlar yerine gene bunları kurarım. Yani S1 birinci sırada. BTC Basket ikinci sırada. SRG Art Scalper üçüncü sırada. Başka izleyicilerimize başka yayın kayıt olacak mı? Evet olacak. 2 saat oldu ya. Şaka maka. 2 saat yayın yaptık. Cüneyt Özdemir şey diyor ya, rekor kırdık. 9 saattir yayındayız. Biz bu gidişle Cüneyt Özdemir'in rekorunu kırarız ha ben size söyleyeyim. Dede nerede? 52 selamlar. Selam dede hocam. Tutucuda başlattım bloklü. Dede nerede? Yayın kayıt olacak mı? Olacak. Bütün yayınları kayıt yapıyoruz. Sonradan yayınlıyoruz. Tolga hocam buradaysa aslında Tolga hocamın da yayına katılmasını isterdik ama Tolga hocam pek yayınlarımıza ilgi göstermiyor. Telegram'daki aktifliği yayınlarda göremedik maalesef.
Ben Tolga hocam yatacağını söyledi Telegram'da bir yarım saat 45 dakika önce. Anladım. Ya bir saat yayından bir yarım saat önceydi. Pardon. Anladım. Tamam. Öyle Burada söyleyeyim. değil yani o zaman. Burada olsaydı onun da katılmasını isterdim. 2x. Ha, kaldıraçı yani bir sonraki adımda kaldıraçı ben 10x'e çekeceğim. Bir de öyle deneyeceğim. Sonra yavaş yavaş kendi botlarımızı kuracağız zaten. Ama tekrar ediyorum. Veles platformu istediğiniz yani sınırlarınızın olmadığı bir bot platformu değil. Onu hemen söyleyeyim. Bu zayıf noktası. Veles platformu vadeli işlemler DCA bot platformu. Hatta ben vadeli işlemler Scalp DCA bot platformu demeyi daha doğru buluyorum. Ama sonuç olarak bence ya ben açıkçası bir işleme girip atıyorum 1000 dolarla bir işleme girip Laps diye 100 dolar kazanmaktansa hocam her gün 20 dolar 25 dolar kazanmayı tercih ederim. Garanti. Ben Bilmiyorum. benim mantığım o hocam. Bence de. Ben kaybetme riskim çok aza yakın olsun ama ufak kazanayım ama süreklilik olsun. Abi ülkemizin sosyolojisinde şu an bir asgari ücretli günlük 13 dolar para kazanıyor ha. Yani Biz bir şu de an dolar. gece 12'den beri hadi 23 olmuş saat. Tam 24 saat diyelim. 24 saatte 18,67. Hadi bunun %20'sini de Veles'e ver. 15 de ya. 15 dolar. Hocam o çıkılmış 18 dolar sizin net Öyle mi? karınız. Tabii tabii şey alınmış oradan ne onun adı? Fisi alınmış yani onların. Tamam, bir iki işlem daha ekler 19 dolar. 24 saatte 19 dolar. Bence muazzam. Kesinlikle. O zaman dostlar benlik benden bu kadar. Artık ben chat'teyim. Yorumlarınıza bakacağım, sorularınıza cevap vereceğim. Bundan sonraki kısımda sohbet muhabbet olarak ilerleyelim. Mete burada mısın sen hala? Mete Discord'da görünüyor ama kendisi yok. Abi saat, 2 saat oldu ya. Adam eşiyle ilgileniyordur. Olabilir. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar chatteyim. Chatte sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Tabletin şarjı bitmek üzere. O yüzden şarj aletini de valideye verdim. Diğer evde. Ben şöyle laptopu açayım yorumları okumak için. Benden bu kadar. Chatteyim. Soru cevap şeklinde muhabbet olarak devam edelim. Herkese hayırlı akşamlar hocam. Görüşmek üzere inşallah. İyi akşamlar hocam. Kendinize iyi bakın. Varsa arkadaşlar soru, görüş, yorum, chatte gözüm. Yoksa yavaş yavaş kapatacağım. Tam 2 saattir yayındayız. Yayını beğenelim arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olun ve bildirimleri açın lütfen. OKX borsasına Veles'e üye olmadıysanız referans linkimden bir an önce üye olun. Platformları deneyin. Veles videolarını mutlaka izleyin. OKX oynatma listesini mutlaka izleyin. Yani işin esasında yayınlanan her videoyu varsayılan olarak izlediğinizi ben farz ediyorum. Çünkü onlar bizim aslında derslerimiz. Canlı yayınlarımızda pekiştirme, uygulama kısımları gibi düşünebiliriz. Oo, bayağı abone gelmiş orada yayında. Yani benim standartlarıma göre bayağı. Teşekkür ederiz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim herkese.
En iyi yorumlar yok herhalde. Biraz daha bekleyeyim. Evet arkadaşlar, varsa yorum alacağım, yoksa kapatacağım, veda edeceğim size. Son yorum için, soru ve görüşler için son 2 dakika diyelim. Sonrasında vedalaşalım. Çok güzel bir yayın oldu bu arada. Yeni mikrofon. Çok güzel oldu. Şimdi bir yaka mikrofonu çözeceğiz. Bu benim duvardaki tahta olmuyor, tahtalı anlatımlar için. Böyle küçük bir tahta düşünüyorum. Belki şu şekilde. Bilemiyorum, şart mı? Onu da tam karar veremedim açıkçası. Ama bir yaka mikrofonu alırız. Yani kanalın teknik eksikleri de tamamlandı gibi açıkçası. İyi gidiyoruz yani, hiçbir sıkıntı yok. Evet, kapatıyorum arkadaşlar. Soru gelmedi demek ki, herkes güzel bir şekilde geçirebildik kafamızdakini. Güzel bir şekilde anlatabildik. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Kripto Boden Cam kanalında canlı yayındaydık. 2 saattir canlı yayındayız. Çok dolu bir yayın oldu. Yayın kayıt olarak YouTube kanalımda olacak. Oradan tekrarını izleyebilirsiniz. Yayını paylaşalım. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa hem benim için o kadar iyi olur. Hem de gerçekten arkadaşlar, bu bilgiler hiçbir yerde yok. Toplumsal bir fayda oluşturmuş oluruz. Kendinize iyi bakın canlar. Görüşmek dileğiyle.